Evet, saatler 21.08. Spor'un Doğu Raddesi'ndesiniz. Diyalog TV'de 90 artı birliktelimiz başladı. Bayram sonrası yeniden kaldığımız yerden 90 artı devam ediyor. Futbolu, sporu ya da futbolu noktalıyoruz. Bu akşam itibariyle iki bölüm. İlk bölüm değerli bir federasyon, önemli bir federasyon, boks federasyonu ki artık bizden biri oldu. Hani belirtelim gerçekten yaptıklarıyla, yapacaklarıyla ilerleyen süreçte ben Boks Federasyonu adından oldukça fazla söz ettireceğini zaten geçtiğimiz haftalarda bu stüdyolarda belirtmiştim. İlk bölüm Boks Federasyonu, Federasyonun Başkanı Yıldan Zabit ve Asbaşkan Hasan Karacalı ile birlikte olacağız. İkinci bölümde ise tek konuk Atıcılık Federasyonu Başkanı Türker Yiğitcan ile birlikte bu akşam 90 artıyı bu şekilde tamamlayacağız. Sıkıntı var yani, sadece futbol yok. Zaten futbolda olan sıkıntının fazlası var federasyonlarda. Ama işte eldeki mevcut imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bakalım ne söyleyecekler bu akşam. İyi bir organizasyonu geride bırakmışlardı, bunu belirtmiştim sizlere. Bu hafta ise kendi aralarında yine çok iyi bir müsabaka olacağını tahmin ediyoruz. Bunların detaylarını hep birlikte hem başkan hem asbaşkan ağzından konuşacağız. Yıldan Zabit başkan, federasyon başkanı. Başkan, artık stüdyonun yabancısı değilsin zaten, sürekli güzelesin, niye kırmadınız. Hasan ilk kez katılıyor asbaşkan olarak. Başlayalım Hasan'dan. Ben keyif alıyorum Hasan. Yani yaptığınız işten, verdiğiniz emekten, harcadığınız efordan keyif alıyorum. Zaten senin yokluğunda Yıldan Başkan'la yaptığımız sohbetlerde belirttik. Hani gerçekten göze hoş gelen iş yoksunuz ama elbette başarılı işleri yaparken bir takım sıkıntılar da vardır. Yani sıkıntı olmasa zaten olmaz. Neler aktarmak istersin? Hani benim sormadığım, sizin söylemek istediğiniz ne varsa özel ya da genel hepsini burada paylaşabiliriz. Seninle başlayalım sohbete. Öncelikle programa davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Tabii ki zevk almak önemli. Hı-hı. Zevk almasak zaten bu zaten bilirsiniz ya, Boks Federasyonu yani tabii caizse ölü bir federasyondu. Yıldan Zabit canlandırdı. Yani ölüyü diritti. Biz de zevk aldığımız için böyle bir başkanla çalışmaktan bu işi severek yapıyoruz. Madem ki göze de hitap edebiliyoruz, ne mutlu bize. Hı. Yani yapılacak şey KKTC'de spor belli zaten, belli yerlerde. Birazcık üste çıkabilirsek bizim tek amacımız o, yani bir şey kazanmak, bir gelir elde etmek değil. Gençlere bir şey bırakabilmek. Onunla beraber de seyircilerimizi, ne kadar çok seyirci çekip oraya izlettirebilip bu sporun şiddet olmadığını, spor olduğunu aşılayabilirsek ne mutlu bize. Evet, yani o kelime çok kullanılıyor aslında. Aynen. Şiddet. Arkadaşlar sonuçta kimse kavga etmiyor. Ne sporcu gidip bir rakibinin teknik adamını dövüyor. Kesinlikle. Ne hakemi darp ediyor. Katılman gibi başka bir şiddet olduğuna zaten çok konuştuk senin ortada ama bir kez açıkla istersen ki kafalara soru işareti kalmasın. Şiddet olayına tabii bakış açısıdır. Nasıl baktığınızla alakalı bir şeydir. Şimdi orada boks bir spordur. Belli kuralları var. Belli disiplin çerçevesinde yapılır. Sporcular gelir birbirine, önce işte şiddet diye gözüken yumruk darbeleri. Tabii bunların belli teknikleri ve vuruş yerleri vardır. Kuralları vardır. Bunu yapar. Maç bittikten sonra birbirine sarılır. Hiçbir şekilde bir düşmanlık olmaz aralarında. Dışarıda da görüşürler. Birlikte antrenman yaparlar. Bu diğer sporlara göre biraz sert bir spor. Ama şiddet olarak düşünmüyorum ben. Çünkü şiddet dediğinizde yani dışarıda sebepsiz yere birilerine bir zarar vermek. Zaten bu tip sporların amacı da bunları engellemektir. Şimdi her kişiyi siz alıp, yani herkesin bir kişiliği vardır, farklı karakteri vardır. Her kişiyi alıp da işte ne bileyim tenis oynatamazsınız veya yüzme yaptıramazsınız. Ya da şöyle örnek verebilir miyiz acaba? İşte gel hız denemek istersen araç pistte kullan. Öyle diyebiliriz değil. Yani sokakta kavga etme. Rally gel vardır. İşte evet, boks vardır. Aynı boksun şey. Bir federasyonu vardır. Gel aynen. Burada. Gel bu işin kurallarını öğren, disiplinini öğren, saygısını öğren, antrenöre saygıyı, başkana saygıyı, bunları öğren. Disipline et hayatını. Yani bu düşün, şiddete eğilimli bir çocuğu aldığınızı varsayalım. Bu sporla onu disipline edersiniz. Yaşam tarzı olur bu. Beslenmesinden tutun uykusuna, ne bileyim antrenman saatleri, bir hedef, bir amaç verirsiniz ona. Ve ringe de çıktığında, ring içerisinde, kurallar çerçevesinde yaptığı için ben şiddet olarak bakmıyorum bunu. Hasan, şunu sorayım. Gerçekten ben sporcuları gördüm. Çok düzgün, karakterli insanlar.
nasıl birbirlerine karşı saygıları, sevgileri, itmanlarda olsun ya da sonuçta bu arkadaşlar illaki boş vakitlerinde bir araya geldiler, işte bar ortamı var, işte sosyal ortamları da vardır. Nasıl birbirlerine karşı hareketleri, saygıları, sevgileri? Yani aile gibi diyeyim ben size. Gerçekten abartmayayım yani, aile gibi. Ringde 9 dakika rakip, 10. dakika gördüğünüz zaten sarılıp. Yani bileyim yani adam vurdu, taşı açıldı, gider kendi de yardımcı olur. Ancak hakem köşeye gider işte mesela, tamam biz de bakarız. Bizim hakemlerimiz, yönetimimiz, sporcularımız hep böyle kardeş ortamı var. Hiçbirinin birbirinden daha bugüne kadar tartıştığı zaten dövüş sporları, başkan dediği gibi adam içindekini atıyor zaten orada. Yani dışarıda bir agresiflik yok. Zaten bu eğitimi var. Yani adamlar öncelikle dikkat etseniz, mesela Mithat'ın en çok yaptığı şeydi mesela. Önce bir seyirciye selam verir, hakeme selam verir, başkana selam verir. Bu bütün sporcularda var daha çok ama. O bir saygıdır. Maç başlar, hakem dur dedi. Yani hakem dur dediğinde durmak zorunda zaten. Veyahut da yani kıyaslama yapmayayım, yanlış anlaşılmasın. Mesela bizde, ben çok gördüm mesela, ben gittim işte bunu yapalım, şunu yapalım, sponsorluk görüşmeleri yapalım. İşte izleyin maçımızı, gelin buyurun maçımıza davet edelim, bedava izleyin, para istemiyoruz. Şiddet. Tamam da bugüne kadar ben KKTC'de de, Türkiye'de de, yurt dışında da bir sürü maçlar gördüm. Siz de görmüşsünüzdür. Hiçbir maçta siz yani ne bileyim bir tane sporcunun sinirlenip hakeme vurduğunu veyahut da başkana küfür ettiğini gördünüz mü? Veyahut da seyirciler arasında kavga çıktığını gördünüz mü? Görmediniz. Ama en basit yani örnek vereyim, en üst düzey burada en çok sporda işte maddi gücü alan bir futbol federasyonu var. Evet, popüler bir spordur ama adamlar tribünden koltukları yıkarlar, onu yakarlar, birbirlerine kramponlarına vururlar, hakemi döverler, hakemler kaçar, polis kovalar. Bizde imkansızdır. Yani hakeme saygısızlık ihraçtır bizde. Doğru mu başkanım? Ki, kesinlikle kabul edilmez saygısızlık. Son yaptığınız organizasyonda da müthiş bir güvenlik önlemi. Ki ben adım gibi eminim, o güvenlik önlemi olmasa da o gün bence sorunsuz biterdi. Yani yok yani taşkınlık yaratacak herhangi bir yani olay olmadı. Belki de biz görmemişizdir. Zaten başkanımız... Ama başkan bir kez daha tebrik edeyim seni. İşi o zaten. Gerçekten yani muntazam bir önlem yaptın yani. Doğruya doğru iyiden durak çok gerçekten önlem. Almak zorunda mıydın yani o kadar önlem? Almak zorunda mıydın? Yani tabii bilmiyoruz zorunda mıydık. Onu bilmiyoruz. Görmedik ama amacımız yani olmamasıydı bir sıkıntının. Çünkü yani beklenti yüksekti. Zaten 1500'e yakın seyirci vardı. Şimdi 1500 kişinin içerisinde her ne kadar da birçoğunu tanısanız da, sizi sevseler, saygı duysalar da fevri hareket edebilecek kişiler olabilir. O an bir an artık o duygularıyla bir şey yapabilir. Biz bunun önlemini almak istedik. Sonuçta bizim federasyonumuzun yani birincil amacımız, biz bu sporcuları İngiltere'den getirdik. Benim kendi birinci isteğim bu ülkeyi, bu insanların görmesi. Burada bu yaşayan misafir geldi o adamlar. Misafirimizdir bizim. Onlar bu ülkeyi görsünler, tanısınlar bizim nasıl insanlar olduğumuzu, ne kültüre sahip olduğumuzu. Ne bileyim işte misafirsever miyik, misafirperver miyik, iyi insanlar mıyık, kültürlü müyük, eğitimli miyik, bunu tanısınlar. Bizim istediğimiz bu. Bu hedefi yapmaya çalışırken de orada herhangi birisinin fevri bir hareketinin sonucunda bu adamlara kötü bir şey yansıtmak hoş gelmeyeceğiydi. Onun için de önlemimizi aldık en iyi şekilde. Nasıl tepki? Yani gelen, İngiltere'den gelen sporcuların gidişte işte duyguları, düşünceleri? Vallahi bir sporcumun orada bana tabii 100 tane galibiyeti vardı. Mithat'ın dövüştüğü sporcu Jason Radcliffe'dir adı. Yani herhangi birisi yazarsa YouTube'da bir sürü maçı var adamın. Profesyonel bir sporcu. Bana söylediği, İngiltere'de birçok organizasyona katıldığını defalarca, 100 tane galibiyeti var zaten adamın. Ama bu kadar seyirci kitlesinin olduğu ve böyle güzel bir organizasyona katılmadığını söyledi bana. Eğer ki adam diyor ki yani bu kadar ilgi varsa bu spora bu ülkede, siz çok daha fazla şeyler yapabilirsiniz şeklinde konuştum. Ve Facebook'tan da yazışırız arada. Ne zaman bir organizasyon olursa tekrar katılmak istediklerini sürekli bize dile getirirler. Farklı bir platformda yapmayı düşünüyor musunuz böyle bir organizasyonu? Yani kapalı spor salonunda yaptığınız organizasyonu farklı bir platforma. Mesela ne gelir aklına? Otel gelir. Ya bir kere açık havada yapılmaz. Açık havada yapılmayacağına göre otel gelir aklına. Var mı böyle bir düşünce? Yani tekliflerin gelmesi ve başkanın oturup yönetime sunar.
öyle bir şey olsa tabii o yani değerlendirilir. Başkanın tabii, ciddi planları var ama var. Ciddi planlar var ama zamana bırak bir şey paylaşmak lazım. Plan her zaman var da önemli olan tabii işi icraata dökebilmektir. İcraat için de bizim nakide ihtiyacımız var. Ben geçen gün spor dairesindeydim. İşte tebrik ettiler bizi yaptığımız organizasyon. O dönemde çünkü başka bir spor daire müdürü vardı. Onlar da sağ olsunlar geldiler, izlediler. Çok teşekkürler onlara da. Biz de teşekkür ettiler işte. Orada konuştuk. Yeni bir organizasyon var mı? Yani olacak ama artık gereken desteği verecekseniz, organizasyonsa istediğiniz en iyisini de yaparız. Ama bunun için de... Evet, SMS geldi, paylaşalım. Arkadaşlar güzel işler yapıyorlar. Kendilerini bir kez daha kutlarım. Boks sporunda büyük bir çıkış yakaladılar. İzlere imza attılar. Uluslararası lisansı antrenör ile kurs açtılar. Ve hiç yapılmayan kaliteli organizasyonu düzenlediler. Senin programın aracılığıyla bir kez daha tebrik ediyorum. Bir izleyicimiz sizi. Demek ki doğru yoldasınız Hasan. Başkan doğru yoldasınız demek ki. Bakın bunlar gelir ama... ben bu hafta yapılacak olan organizasyonu soracağım. Şimdi kendi sporcular kendi aralarında yapıyorlar şimdi müsabakayı. Evet. Birbirleriyle yapacaklar. Evet. Keşke iki tane sporcu getireydik. Daha fazla maç. Yani geçen defa yaptığımız organizasyon 5 maç oldu gördüğümüz. Bir de bayan 6. Şimdi daha fazla maç olacak. Yıldız'ı, Genci, bir Ferdi dönüp bir de kulüplerimiz artık tamam. Kulüp maçı, kulüp maçları var. Yani aslında iki branş. Aynı anda iki kategori diyelim. Hem Ferdi. Kaç kulüp sayısı var? Şu anda federasyonun 5. 5 kulüp sayısı var. Faal, aktif. Evet. Sporcu sayısı ne kadardır kulüplerin? Bu konuda yani Ferdi sporcular da vardır. Aha. Şimdi her kulübün vardır. 10-12 tane sporcusu var zaten maça katılabilecek müsabaka. Ama Ferdi sporcular da vardır yani. Onlar katılabilecek en hafta sonu. Biz onu da açık tuttuk. Yani onu hem kulüpler hem Ferdi hepsi birden. Çünkü amacımız yani ne kadar çok maç yaparlarsa o kadar tecrübe kazanırlar bu çocuklar. Amacımız zaten bu maç yapmaları. Onun için hepsi gelsin, katılsın. Böyle bir karar aldık. Katılım ne Hasan şu anda? Hafta sonu ilgili yaptığın bir yani var, talep var tabii ki. Ama şimdi bir de şey var, biliyorsunuz yaz tatili. Tatilde olan var. Bir de Kıbrıs'ta bizim öğrenci sporcumuz çok. Mesela yurt dışından gelen İngiliz sporcumuz var, Türkiye'den gelen sporcumuz var. Azeri var, Türkmenistanlı var. Tabii bayağı ki bilirsiniz Türkmenler yani, çok bayağı bu spora yatkındır. Nasıl sorayım ki yanlış kullanmayayım kelimeyi. Doğru zamanda yapıyorsunuz bu işi. Ya şu şekilde sordum ki tatil, öyle bir dönem. İşte tatil. Ama bizim amacımız doğru zaman yani nasıl söyleyeyim? Dediği gibi başkanım. Yani çocuklar gidip antrenmanda boks torbası dövüp ben boksörüm olmasın. Ben çünkü daha önce başka sporlar yaptım. Yani oynadım, badminton oynadım. Bizim de zamanımız çünkü biz genç bir yönetim olduğumuz için ve daha önce spor yaptık ve sporun eksikleri var mesela. Neydi? 55 antrenman yapan bir maç yılda. Bizim istediğimiz o değil. Adamlar maç yapsın, antrenman yapsın. Zaten sık yapamayız biz. Yani bir futbol gibi her hafta maç alacağım. Bizde sakatlık durumları vardır. Kasların dinlenmesi vardır. Dediği gibi beslenmeleri vardır. Onları kendi aynı zamanda spor, yani boks dışında güçlü değil, antrenmanlar vardır. Çok da sık yaparsak sakatlık çoğalır. Bu defa zarar vermiş olur sporcuya. Belirli zamanlarda oturup yönetim olarak periyotları belirliyoruz. Mesela bir tane yaptık olmadı. İşte hiç olmadı. Çünkü tatildi yine. Herkes Şubat tatiliydi. Kulüpler deyince yapmayalım. Bizim tabii ki kulüplere de yani istişare işlemi var. Tabii ki sadece bizde şey yok. Yani biz dedik olacak yoktur. Aynen, kulüpleri de alırız. Sunarız başkanımıza. Başkanımız uygun olun söyler. Tamam der. Biter. Yani illa zorlamayız hani kimse. Ama dediği gibi başkanım. Ferdi yapıyoruz ki her isteyen tabii ki sağlık raporu. Yani her isteyen dediğimiz. Yani ben bugün gelen boks yapayım. İşte atıyorum kickbox yaptım oradan geçeyim. Yok bizde. Sağlık raporu olacak. Yeni alınmış. Lisans formunda olduğu lisans alınacak. Ona göre hoca nezdinde maç açacak. Yani adam yolun kenarında yani ben geliyorum. Aynen öyle bir box şey yok. Yapayım. Yok öyle bir şey ya. Sağlık tabii raporu. En önemlisi zaten ben bu göreve geldiğimde başkanımızın bana tek dediği şey vardı lisanslar yaparken. En önemlisi benim için bizde para da önemli değil. Yani lisans ücreti önemli değil yatırmasın. Sağlık raporu. Sağlık raporunu benim önüme koysun. Doktordan onaylı, mühürlü, imzalı, yeni tarihli. Ben yaparım. Ha parası yok mu sağlık raporu yapmaya? Alamıyor mu? Gelsin ben onu yap, ben onu kontrol edeyim. Federasyon olarak yaptırırım zaten. Helal olsun. Bizim amacımız önce sağlık, sonra spor. Son yaptığınız müsabakada karşılaşmaların öncesinde bizim ülkenin sporcuları kontroldan geçtiler değil mi? Sağlık kontrolden. Müsabakanın kaç gün öncesinde geçtiler kontroldan? Bir gün önce öyle yapmak zorundayız. Bir Kolon, gün önce. Zaten biliyorsunuz sponsorumuzu. Kolon. Full check-up. Yani tek bir tansiyon. Konuklar da dahil.
Tabii. Konuk misafir. Tabii ki, tabii ki. Paylaştık bunları da. İngilizler dahil. Hatta yani biz çok memnunuz bunu böyle bir şey olduğu için. Yani insanlar da şaşırdı. Yani böyle şey var. Sağlık kontrolünden geçiyoruz. Biz kendimiz şeyimizde yani bir rapordan gelmedi adamlar. Direkt kalpten beyine kadar kontrol edildi. Onaylandı. Maça çıkıldı. Hı. Onay olmasa çıkmayacaklar. Karşılaşmaya çıkabilir tabii. Onayını aldı. Tabii. Ana hem de normal doktor raporundan sonra onay hastanenin başhekimi tarafından onaylandı. Hı. Harun Bey onayladı. Harun Bey masrafı. Aynen böyle. Onaylandı. Yani bu başkanın en büyük şeyi bu. Daha doğrusu başkanından beraber bütün yönetimdeyim. En büyük şeyimiz sağlık raporu. Hı. Çünkü istemiyoruz yani kötü bir şey olsun. Hiçbir çocuk. Çünkü hepsi evladımız gibi bizim artık. 3 yaşında sporcumuz var. Hı. Hocamızın çocuğu. Gördüğünüz çıktı antrenman yaptı. 3 yaşında çocuk oyuncak Lego yaparken bizimkiler boks yaptı. Onun bile sağlık kontrolünü yaptırırız biz yani. Bu şekilde her şey yapılacak. Ne bana verir yetkiyi başkanımız. Ne gerekiyorsa. 10 sporcu var. Ne gerekiyorsa sen yapılacaktır. Yapılır. Maddi manevi. Sadece maddi değil. Bu konuda sen de oldukça huzurlusun o zaman başkanım. Yani. Tabii yani sağlık en önemli şeydir. Çünkü bizim boks federasyonunda daha önce bir sıkıntı yaşandı bilirsiniz. Hı. 1992 yılında zaten federasyon kapatıldıydı. O yüzden kapatıldıydı. Tabii bir kaza olduydu. Hı. Sağlık raporunun olmamasından dolayı. Biz dedik ki geldiğimizde yani kaza olabilir her sporda. Futbolda da olur, ayağı kırılır, eli kırılır. Normaldir bunlar, olabilir, spordur. Ama bizim eksikliğimizden, bizim hatamızdan olmasın bir şey. Yani biz yapalım gerekeni sağlık. Neyse sonuna kadar yapılsın, beyninden kalbine kadar her şey bakılsın, doktorlar desin ki tamamdır. Ha, bir kaza olacaksa maçta o zaten artık bizim önüne geçebileceğimiz bir şey değil. Futbolda da olur o yani. Bacağı sakatlanır, düşer, bir şey olur. Normaldir. Ya sonuçta zaten istedim o kelimeyi kullanayım ama Avrupa'nın en önemli noktasında bile full sağlık kontrolü olan isim işte maç içinde adam yerde kalıyor, yığılıyor ve anladın yani gidiyor yani olacağını önüne geçemeyiz. Sağlığı yani, yıldırım düştü futbolcu öldü mesela yani sağlıkla alakası yok bunun. Dediği gibi önlemi alacaksın. Biz ya, alalım önlememizi gerisi artık. Şans, kader. Hı. Ne var eksik federasyonda? Yani Yıldız Zabit olarak bunun olmasını çok isterim ya da bu federasyonun eksiği budur dediğin var mı başkan? Vallahi federasyonun spor salonu yani tamamen artık yıpranmış durumda, mahvoldu. Torba kalmadı, zemin kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Klima yok, hiçbir şey yok. Yani bu salonun tekrar yapılması lazım. Ciddi şekilde yatırım yapılması lazım o salona. Yani ciddi şekilde 30-40 milyardır. Çıkartmadınız yani, siz maliyetini. Tabii ki. Maliyeti çıkmıştı. Yani bizim için ciddi ama sonuçta bir spor dairesi için ve spor bakanı için hiçbir şeydir bu rakam. Ve yapılması lazım. Yani o spor salonunda sporcular işte ip atlarken artık ayaklarını sakatlamaya başladılar. Yani o derece. Zemin çünkü kötü, berbat. Parkede kılmaya başladı. Zemin çünkü başarılı spor salonu kurulduğundaki zemin yani. Ben tabii, lisedeyken yani parkede değil dediği gibi tahtalar birleştirmiş. Geçenlerde sporcumuzun birinin ayağı burkuldu mesela sakatlık geçirdi. Yani bizim de dediğimiz gibi spor bakanlığı için çok büyük bir maliyet değil. Belki bir spor bakanlığı yapmıyorsa, belki bir sponsor bize bir destek olsa, büyük bir şirket. Yapsa bize orayı çocuklarımıza daha çok insan gelecek. Çünkü İnsanlar geldiğinde dediği gibi mesela şimdi 40 derece 50 derece sıcakta üstü La Marina itman yapmak onun altında. İki ona rağmen geliyor çocuklar. Yani ona rağmen geliyorlar. Bir de daha güzel tam teşekküllü bir şey yaptığımızda daha da çok artacak tabii ki. Daha da zevkli olacak antrenmanlar. Yani Türkiye Federasyonu biz yetkililerle karşıladık. Burada misafir ettik. Biri baş hakem. Türkiye'de yani boks sporunda herkes tanır ikisinde. Biri milli takım antrenörü. Yılların verdiği adamlar yani olimpiyatlarda dövüşmüş insanlarla arkadaşlık yapan, onların maçlarını yöneten adamlar. Onlar bile bizim yaptığımız icatlara 3 sene önce gelmişlerdi. Hı. Şimdi geldiğinde daha, ve benim yani beni en çok gururlandıran hocalarımızı burada gezdirirken sohbet ettiğimiz zaman da bana dedi yani KKT bu 16-15 Mayıs'ta yaptığımız organizasyonu söyledi. Hı hı. Bizim çünkü Türkiye ay bayı olduğu için sadece olimpiyatlara katılabilir. Bizim gibi yani biz KKT'cilik gibi böyle özel organizasyon yapamazlar. Mesela bir Floyd maçı vardı dünyada bilirsiniz. Ya da Klitschko maçı vardır. Türkiye'de böyle maç yapılamaz. Biz yapabiliriz ama tanınmadığımız için, maddi bütçemiz olmadığı için ki tanınmadığımızda da ki mesela yani internette Selçuk Aydın diye bir sporcu var Türkiye'de. Kıtalar arası boks şampiyonu, Avrupa şampiyonluğu var.
Misafir ettik biz onu bir turnuvamızda, başkanımızdan plaket plaket etti. Adam mesela çok memnun kaldı. Güzel dedi falan. Yani komik gelecek size. Yine karıştırmayın. Başka bir federasyona verilen paranın 1/4 verilsin. Biz çok tanınmış boksör getirip burada maç, çünkü ferdi olduğu için engellenemez. Adam gelir. Gördüğünüz David Tay mesela Kıbrıs bayrağı giydi, çıktı. Bütün dünyada konuşuldu şu anda. Herkes biliyor. Doğru mu? Ben bana versinler iyi bir para. Ben buraya tanınmış boksör getirmezsem ya da başkan getirmezse o zaman çıkıp bize desinler ki siz iş yapmıyorsunuz. Evet. Bu kadar bir konuşma. O kadar iptal. Aynen öyle. Ne olacak? Ne kadar gidecek? Yani bu gerçi şöyle söyleyeyim ben size. 3. federasyonsunuz programa katılan. İşte sizin öncenize handball aldım, masa tenisini aldım. Sizden sonra da atıcılık federasyonu alacağım. Yani var yani federasyonun ciddi anlamda sıkıntısı var. Var yani, çünkü artık işin politik kısmına girer biraz. Ama nedir mesela? Şimdi bu ülkede yapılacaksa bir şeyler bu ülke adına, ya turizmde yapılacak ya sporda yapılacak. Demek ki siz bu sporun önünü açmanız lazımdır devlet olarak. Bakanlığa, spor bakanlığına ayrılan bütçenin daha farklı olması lazım. Spor dairesine ayrılan bütçenin daha farklı olması lazım. Onlar da gittik sonra federasyonlara yaysınlar aşağıya doğru ve bir şeyler yapabilelim. Yani bu ülkede bir şey yapılacaksa sporla yapılacak. Ya da turizmden. Başka türlü nasıl tanıtacaksın bu ülkeyi? O zaman ciddi bir gelirim olsa senin boks federasyonu olarak turizm yönelik de sen o zaman ses getirici, ki az önce Hasan'ın belirttiği gibi o zaman... Abi zaten canlı yayın yaptık. Jason'ın bize söylediği, annem beni ilk defa canlı yayında izledi. Bak ilk defa. Televizyonda. Yani İngiltere'de bir adam dövüşüyor. Biz ona canlı yayında annesi izledi televizyonda. Adam bize bunu teşekkür etti yani. İlk defa annem İngiltere'de link attılar. Çünkü çoğu televizyonda görmez birisi Türk kanallarını. Link istedi benden. Link attık. İnternet üzerinden aileleri gördü. Yani bunu biz başarabildiysek daha yani da iyi. Bu ülke için de yapılan çok güzel bir şeydir aslında. Bakın siz yani tanıdalım, tamam biz tanıdalım yani elimizden geleni biz yapalım, elimizi koyalım taşın altına, ne gerekirse yapalım. Canlı yayın yaptık. Bu insanların 8 tane sporcu geldi buraya antrenörlerle beraber. Onların aileleri, akrabaları, kendi arkadaşları, Facebook arkadaşları paylaştılar hep bu linki ve izlediler bu maçları. İşte bir şekilde bir küçük de olsa bir katkıdır bu ülke. İşte burada bir ülke var, bir devlet var. Bakın yaşayan insanlar var, bakın neler yapıyorlar. Anlatıldığı gibi değili gösteririz biz orada. Bunun için de demek ki destek lazım. Daha da fazlasını yapabilmek için daha fazlasını vermeleri lazım. Evet. Son yaptığımız organizasyonda ama sponsor desteği oldukça fazlaydı herhalde devlet katkısından. Sponsorla yaptık. Aynen öyle. Sponsorla katkısı. Sadece sponsor desek yerini. Yani sponsorla yaptık. Yani sağ olsun Manyala şirketi çok arkamızda durdular. Evet. Halil Falyalı, Hüsnü Falyalı yine her zaman. Aynen öyle. Gibi. Zaten ikisinin sponsorluğunda başardık. İnşallah daha da ileri olacak. Tabii ki destekle, köstekle değil. Ha tabii ki maçtan sonra kötü yorumlar da aldık. O aslında başarıdır bence. Ne aldın? Ne aldın? Duyduklarımız var mesela. İşte o nasıl oldu? Bu niçin böyle yapıldı? Bugüne kadar böyle bir şey yapılmamış. Bugüne kadar böyle bir şey görülmemiş KKTC'de. Ben yani söyleyeyim beni birazcık. Hadi mütevazılığı açalım birazcık. KKTC Boks Federasyonu bundan önce pedin üstünde hakemlere sandalyenin üstünde oturarak maç yaptırdı. Hasan sen salon sporu yaptın. Yaptım tabii. Öyle bir yaptım. Seyirci gördümün. En önemli maçında öyle bir seyirci gördümün. Şimdi bak ben handball oynadım. Gördümün. Ki yakında o da her zaman final oynayan bir takımdır. Bilin. Aynen öyle. Finalde bile ön tribünlerde olan, yan tribünlerde olan. Biz yan tribünlerde olurduk. Ben bir ay önce erkekler finaliyle bayanlar finali. Esentepe, Dayı, Yükseliş, Yakın Doğu maçını anlattım. İki maçı da ben canlı yayında anlattım. Yoktu yani o boksa olan seyirci. Yoktu. Evet. Yani en önemli final karşılaşmalarında bile ben görmedim. Salon, önemli seyirci görmedim. Yoktu salon yani. Görevlisi bana ne dedi bilirsiniz. Bana orada başkan, şimdi orada görev yaptık ya biz. Gönüllü görev yapıyoruz. Bir kazancımız yok. Cepten gidiyor. Yani onu da söyleyeyim. O adamın bana dediği laf gerçekten o maçta ben 5 milyar 10 milyar bile alsam o laf var. Abi dedi sağ olun. Ne oldu dedim. Koltukların tozu silindi. Bana bunu dedi adam. Yani ben neredeyim başka? Koltukların tozu silindi. Dedi bana adam. Yani ve biz daha da duymayanlar oldu. Keşke daha önce. Şu anda bize şapere sorarlar. Ne zaman yapacaksınız? Bir daha ne zaman yapacaksınız? Yani bizim dediğim gibi yani biz
yaptık mı isteriz ki, dediğim gibi sana söyledim ben yani, ring. Bu sporun şeyi ringdir. Cazibe yani, seyirciyi cezbeden ringdir. Yani biz de istesek ayda sana 3 maç yapayım, pediyi oraya serdireyim. O, biz oraya bak, hakemimizin masalarından tut, kupa masalarımıza kadar, işte timer'ımızda, özel timer'ımız vardı gösteren, ding dong kendi ayarlandı yani mesela. Öyle hani tahtana masa vurmalı diye bizim yani, aşmaya çalışıyoruz bazı şeyler ama kendi imkanlarımızla. Arkadaşımızın biri evinden mesela atıyorum bayrak getirir. Başkan cebinden su alır. Bir yeri gelir yemek yedirir, helal olsun. Cebimizden ama. Ama nereye kadar? Başkanın da bir ailesi var, benim de bir ailem var, çocukların da bir ailesi var. Herkesin bir, dedi, mesela insan sahneleri mesela, ben sporcuyum ama çalışıyorum da bu sporu yapıyorum. Cebimizden ne kadar gidecek bu iş? Ha mesela gördüğünüz fotoğraf, aynen öyle. İstanbul, aynen. Arkaya al, sevgili Orçun, arkaya al, çıkart bizi de, ekrandan çıkart bizi de, arkadan, tamam. İstanbul'daki ring bu. İstanbul'daki, yıldız, yani İstanbul bölgesinde, ki birisi Türkiye'nin en büyük bölgesi. Her şey elde olan Fenerbahçe, Beşiktaş, boks takımlarına, orada bizim çocuklarımız çıktı. Fenerbahçeliği. Aynen. Alaşağı, yani alaşağı ettik yani. Ben orada bir yani başkanımız olan İngiltere dedi, bu maçın görüşmesini yapmaya gitmişti. Bu 15 Mayıs'taki maçın 2 sene önceden yapmaya yaptı görüşmesini. Yani şimdi değil. Yapın 1 sene önceden pardon. Gitti. Çok önceden zemin. Tabii görüşmeye gittiği onu, zaman onu şimdi duyarım. Yani iki kez konuk oldu söylemedi şimdi. Söylemek istemez. Çünkü yani daha çok şey var hatta, bizi bırakmaz konuşalım. Yani zaten konuşmak kendini reklam yapmak demek ki, bir şey yapmak demek değil. Reklam değil, sıkıntılar. Bırakacaksın seni başkası söylesin derler ya. Bizim başkanımız şey diyor yani, o mütevazilikte birazcık abartır mütevazilik, hiç konuşmaz. Ve bizim dediğim gibi, mesela İstanbul dediğim gibi gittim, mesela bakın o mavi giyen, orada yani görmüyorum tam, bir bakayım. Hakan mı? Yok, o Ahmet'tir. Evet, buradan bu başkasıdır. Önden görebilirim, evet şimdi. Şimdi kurallar çekildi, ufak bir anlatayım madem böyle girdik. Mesela kafilemiz, mesela en büyük şey, alın işte reklam. İstanbul'da bize bayrağı soran oldu, bilmiyor adamlar. KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dedik. Kura çektik, Hakan'a çıktı Fenerbahçe Spor Kulübü, bakın. Fenerbahçe Spor Kulübü ile Kıbrıs'ta hiçbir takım antrenman maçı bile yapamaz. Biz resmi maç yaptık. Altın madalya aldı çocuk. Ve biz çok küçümsendik orada. Gerçekten çok küçümsendik. Ha gelsin futbol yapsın Fenerbahçe. Futbol, kamp bile yaptıramazlar burada, ben iddia ediyorum. Bak kamp yaptıramazlar burada. Fazla olsa İmza günü belki yaptıramazlar. Yakında o bayan basketbol takımına çıkan engellemeleri zaten. Yani gördüğünüz yani bizim çocuk gittiğinde nereden gelirsiniz siz? KKTC neresi? KKTC neyce konuşuyorsunuz? Abi bayrak var, ay yıldız var işte, Türküz. Bilmiyorlar. Antrenörlere geldi. Adamların orada bütçesi trilyon. Yani Fenerbahçe kulübünden bahsediyorsunuz. Fenerbahçe kulübü adamların çorabı, kemer, yani buralarında mı kemerlerinde isimleri giydiği kıyafetler, ayakkabılar hep Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, hepsi aynı. Maaş aldılar adamlar. Biz konuştuk hep bunları. Profesyonel olarak yapar. Davet ettik. Gelecekler. Fenerbahçe'ye 5 taşıma buraya getireceğim. Çalışmalarımız var ama... Başkan keşke Hasan'ı, bütçe, Hasan'ı iki program önce çıkaraydın ya. Vallahi. Bütçe. Hasan'ın şeyi anlatacak. Bütçe ve bizim Hakan çıktı maça. Çocuk tabii ilk round'u yenildi. Çekinerek çıktı herhalde. Çünkü orada adam şey bizim karşı antrenör. İşte arada çocukları getirin. Maç yapsınlar burada. İşte tecrübelensinler falan filan. Çıktı bizim çocuk. Moral bozulur tabii. Sen seyirci farklı orada bilirsiniz. Sıfır yani ev sahibi değilsiniz. Sıfır. Hiç kimse yok destek. İlk round'u yenildi tabii çocuk. Bir şöyle şaşkınlıkla böyle. Hocamız tabii. Mithat da orada hocamız. Çıktı konuşmasını yaptı. İşte orada motivasyonunu yaptı. İki round'umuzu da aldık. Altın madalyamızı aldık. Belgesini aldı. Geldi çocuk. Kupamızı aldık. Geldik. Çıktık. Alkışladılar bizi orada ve Fenerbahçe çok güçlü olduğu için bilirsiniz. Çoğu takımların üstünde olduğu için. Bütün takımlar geldi bizi tebrik etti. Beklemiyorduk dediler. Peki bu hafta sonu yapacağınız organizasyonu bu şekilde Türkiye'de yapamaz mıydınız? Ama anlamı olmaz. KKTC Ferdi Box şey yani buranın takımlarından kulüplerin maçı bu. Türkiye'ye tabii ki yine gidilecek ama bu dediğim gibi KKTC için de bir lig yani, bu lig gibi bir şey. Yıl sonunda bakıyoruz zaten oradandır. Bakarsın bir yıl boyunca 10 maç yapıldı. 10 maçtaki sporcuların değerlendirmesine göre Türkiye ve yurt dışı veyahut da yurt dışından gelenlerle dövüşecek olan maçlar ona göre çıkarılıyor zaten. Yani kategorilerinde en iyileri seçmek zorundaysan onu KKTC ile maç yapmak zorundaysın. Hı. Ki görelim kim kimden daha üstündür. Tabii maçtan belli olmaz o. Davet var mı? Ülkeye davet var mı? Onu sorayım o zaman. Yani davet var. Var. İngiltere'den olacak bir davet. Yani daveti aldık, zamanını bekledik.
Tabii biz gidebilecek miyiz? İşte sıkıntı orada. Yani, bütçe. Bunu bize karşılayacaklar mı? Şimdi biz isteyelim her ay Türkiye'deki müsabakalara sporcularımızı sokabilirik. Aynen ve bize şey var. Döner dolaşır iş paraya gelir. Yani bizim şeyimiz var. Yani, tamam bizi destekliyoruz sponsorlar ama nereye kadar? Yani olası bir bütçe. Bütçe olsun. Ya arkadaşlar tamam. X para. Bunu istedik. Aldığınız bu parayı. Gidip İngiltere'de dövüşelim bizim sporcularımız. Aynen. Hiç sorun çıkmayacak başkan. İnşallah. Onun için uğraşırız. Şu anda bir şey yok. İşte çok dillendirmeden, çok budaklandırmadan yapmaya çalışırım ki bilirsiniz. Yangon diğer taraf. Yangomşu. Sağ olsun. Pek hoşnut değildiler bizden diye. Bu son yaptığım organizasyondan ama biraz alevlendiler yoksa. İstemediler evet. Hı. Ama tabii karşı taraftakiler de dediler ki bu spordur. Biz spordan borga kabul etmiyoruz. Biz geliyoruz. Anlaştığınız kişiye bağlıdır. Aynen. Yani müzik grupları gibi işte. Nedir o? Jennifer Lopez çıktı, gelmedi. Döndü geldi kimi de o Niyarist getirdiği evet, yakında onun mezarlığında yakında yaptığı. Ve özel uçakla geldi adamlar. Dünyanın devidir. KKTC'ye. Yani. Orçun hatırlarsan grubun adını seçsen ki grubun adını bulamıyoruz. Valla ben de unuttum. Evet, yakında üniversitesinin. Yakında üniversitesinin yaptığı bir organizasyondu. Evet. Çok daha ses evet. Getirdi. Rum tarafından seyirci geldi buraya hatırlarsan. Evet. Onunla gelemeye çalıştılar. Deep Purple'ıydı. Evet. Deep Purple. Yes. Deep Purple. Aynen öyle. Dünya devi yani. Deep Purple gelmiş. Kim ki, yani Cennet'in uzağa gitmeyelim. İki hafta önce mi engellendi? Hartwell gelecek şeye. Kırk Gece. Engellendi. Menajer aradı ve gelmiyoruz dedi. Yol arayacaksınız yani. Engellenmeyecek birini bulacaksınız. Nasıl var mı boksu? Komşunun. Bizden daha zayıf. Komşu benim. Biz öyle başladık öyle gidelim artık. Komşunun. Vallahi biz istedik aslında bir müsabaka yapalım. Komşunun. Gördünüz mü yani olanaklarını, i̇şte imkanlarını? İmkanları tabii daha fazladır. Daha fazladır. Ama biz sporcularımızı zaten İngiltere ile de gördük müsabakalarını. Biz de iyi. Yani ben hatta istedim yapalım bir maç. Ayarladın da bir arada. Yapalım. Evet. Yani dostluk maçı. Arada yapalım ya. Arada yapalım. United'de siz de yapalım dedik. Arada, yani biz, arada bizim tarafta olmasın. Onlar da dedi ki o yanında olsun. Ben de dedim ki yok ortada olsun. Yani bizim tarafta da olmasın. Ortada olsun. Eşit olalım. İstemediler. Ya öyle bir maçı daha. Çekingenlik var ama. Düşünün böyle bir maçı. Çekingenlik var. Kimde var bizde? Hayır. Onlar da. Abi bizde ben zannetmem. Bak bize inansak ki güvenlik önlemi gerçekten alınacak. Biz takımı götürürüz ortada düşürürüz. Ama güvenlik önlemi alamadık. Sporcu götürdük biz zaten. Sporcu götürdüm ama bir tarafa. Muhammed'di galiba. Muhammed gitti orada dövüştü. Götürdük, dövüştü. Senin köylüyü dövüştürdük o yandan. Hiçbir şey. Ama güvenlik önlemi alacaklar. Bizimkilerin korkusu yoktur o konuda gider. Biz çok davet ettik ama gelen bir kişi geldi yani bir antrenmana. Korkuluk bir durum yok zaten sonuçta. Çekingenlik yani, değil. Çekingenlik değilim ya. Bir düşmanlık yok yani karşı tarafının. Komşuyla evet, yani politiktir sıkıntı. Adamlar işte duyun dünyaya mı? Gösteriyor ki Kıbrıs Cumhuriyeti vardır. Bu yanda yaşayan toplum böyle varoluş değil, işgal altındadır falan. Bunu dünyaya böyle gösterdiler. Politikalarını güzel oynadı adamlar. Bunu yaptılar. Biz de işte bunu kırmaya çalışırız. Yani ben kendi adıma elimden bu gelirse bunu yapmaya çalışırım. Ha yarın diğer taraf farklı görüşlü olan kesim bir barışla bu engelleri kaldıracaksa ona da amenayız biz. Yani bir sıkıntımız yok kimseyle. Dostane herkes gelebilir. Biz dostane herkese gidebiliriz. Bize ne tepki verirlerse aynı şekilde karşılığını görürler. Yani budur. Bir şeyimiz yok. Ama gel gelelim işte o para konusunda bir yerde tıkanıyorsun evet. Ve adım atamıyorsun ama bu potansiyelle ben bu konuyu da aşacağınıza inanıyorum. Hasan hafta sonu yapılacak olan organizasyonu işte yerini, saatini en azından bilgilendirelim izleyiciler de bu konu hakkında. Şimdi aslında onunla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Bugün öğrendim onu da başkan. Tabii ki. 17 Temmuz pazar maç ama zaten 20 Temmuz çalışması varmış. Yollar kapalı olur. 20 Temmuz çalışması varmış pazar günü. Hı hı. Yani gelecek olanları uyaralım. Mausa'dan gelecek olan taraftan gelecek olan varsa. Altınbaş'tan gelecek. Altınbaş'tan gelecek. Girne tarafı zaten Dikmen'den gelebilir. Rahatlıkla. Buradan yol kapalı olabilir. Zaten Lefkoşa içinden gelebilir. Boğaz yolu. Boğaz yolu. Yani 2 saat kapanacakmış gerçi. Zaten biz zaten. Yönlendirir zaten polis orada. 10 gibi başlatmayı düşünüyoruz. Bir aksi çıkmazsa. Çünkü 5 musabaka değil. Yani bayağı müsabaka. Zaten bir 15-20 kişi Mausa'dan var. Eleme usulü olacak diye. Yani ondan eleme geçecek. İkinci tur olacak. Bilmem ne olacak. İşte bu akşam bulur yani. Sabahtan akşama ancak. Hakem kaç görebilir hakem olacak? Vallahi normalde 6 olması lazım. Altı. O zaten onun baş hakemimiz var. Serdar Özkan. O da gelecek bir programa. Bir aksilik yaşadı gelemedi. Anlatacak size hakemlere geleceği. O hakemleri ayarlıyor şu anda.
tecrübeli hakemlerimiz de var. Yeni hakemlerimiz yetişiyor artık alttan. Onu yapmaya çalışıyoruz. Daha işte bu hakemleri başkanımızdan çok destek verdiği şey. Alın Türkiye'ye götürün, alın oraya götürün. Hakemler alsın şeyi. Hani mesela Serdar Hoca var bizim. Baş hakem içindeki. İstanbul'a gittiğimizde. Yanılmazsam yani düzelt beni başkan. 25 maç. Bir günde 25 maç yönettik Türkiye'de. Yani biz de yılda. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ın maçlarını. Öğlen ve İşte bizim bu adamları değişti. Sürekli Türkiye'ye, sürekli ne bileyim yurt dışına götürmemiz lazım. Bunun için de geliştirmesi adına. Yani bir bileti var, kalacak yeri var, bir yemesi, içmesi var. Yani bunları sağlamanız lazım insanlara. Çünkü onlara cebinden para çattıramasın. Çünkü onlar bu memleket için, tanıtım için ter dökmeye gidiyorlar. Sen bu çocuğa bir de cebinden git yemek ye, git otel paranı öde dersen, öyle olsa ben her zaman götürürüm. Yani ama bir bütçe lazım yani. Ayda bir bile olmasa, 3 ayda bir ya. Biz yılda 4 defa yurt dışına yapalım çocuklarla. Çok büyük bir bütçe değil yani. 10 ayrı bir bütçe yapsınlar bize. 4 ayda bir, 3 ayda bir. 3 ayda bir, yılda 4 defa yapayım ben. Götüreyim çocukları. İşte başka ne olur, ben olurum. Biz evet. İkimiz gidemedik, başka bir kafede. Biri gitti, yani gitsin çocukların başında biri. O çocuklar profesyonelliğe alışsınlar. Çünkü burada kendi bir de şey de var. Geliştirme açısından bir de şey de var. Hep aynı adamlarla dövüşmek. Artık o onun yumruğunu öğrenir. O onun gardını öğrenir. İşte dediğim gibi ben İstanbul'a götürdüm. Adam mesela şaşırdı. Çünkü karşısındaki hiç görmediği bir adam var. Bir de tabii şey de var işte Fenerbahçeli, Beşiktaşlı. O isim de var ya. Ama çok iyiler. Yani ben sana o maçı da bulurum. Bir gün atarım. Yayınlarsın inşallah. Maç muhteşem yani. Çocukların kaçışını gör orada. Yani yıldız dediğin çocuk bizim buradaki büyüklerden daha iyi taktiği olan çocuk var. Teknikleri yani, tabii çok ki, iyi. Yani yatırımdır bu Fenerbahçe dediğiniz kulüp. Yani sahipleniyorsunuz. 5 yaşından alır. Aynen öyle. Alır ve yetiştirir. Bütün her şeyle tabii ki teknik olarak. Okuluna kadar öder. Daha üstündürler. Tabii bizim Hakan güçle evet, senin sporcunlar 5-6'ya kadar. 5-6'ya kadar işleyecek senin sporcun. Mesela Hakan dedi evet. Gücü, disiplinli bir çocuk. Mesela ben gittim de gözlemlerim her zaman. Yani gittim de ya da burada maçlarda gözlemlerim. Hakan mesela çok disiplinli. Aslında çocuğun elinden tutulsa. Yani biz tuttuk da yani şey olarak. Başkan dediği gibi. Bakanlığımız bir destek verse o çocuğa, o çocuk ileride çok büyük şeylere başarır. Yani abart diyeceğim bana belki ama olimpiyata gidebilir. Çünkü disiplinli çocuk. Ben onu izlerim mesela. Kulaklığını takar maç öncesi, bir gün önce. Gel gezmeyin. Ben gelmek istemem ya. Çok gezmeyelim. Olay maç konsantre. Alır. Rakibini gördü internetten hemen baktı. Rakibinin maçlarına bakar, ismine bakar. Nedir, nasıldır, tipi nasıldır bilmiyorum. Onu izler çocuk ve ben yani onu görünce çok hoşuma gitti. Demek ki bu çocukta bir istek var. Onu da gördükten sonra zaten başkan dedi yürüyün gidin yani. Aldık gittik. Kendi mesela şeydeydi. İngiltere'deydi dediğim gibi. Aradım da ben yani o kadar bir mutlu oldu. Ben sesini anladım yani mutluluğunu. Nasıl yani dedi bana. Dedim Fenerbahçeli'yi yendi böyle böyle oldu falan bilmem ne. Yani ondan sonra zaten geldikten sonra çocuklarımıza her türlü maddi manevi desteği veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz yani. Ama bize de bir şeyler gelmesi lazım büyüklerimizden. Evet. Her şey yolunda gitmesi halinde 2016 yılı bitmeden ses getirecek herhangi bir organizasyon gerek yurt dışı gerek yurt içi boks federasyonu böyle bir etkinlik var kafanda yani bilirim şimdi, seni gene sessiz sedasız bir şeyler yapmayı falan ama en azından iki tane projem var. Var. Yani, bu yıl içinde değil mi bitmeden 2016 içinde. Yılı. Yani bu projedir. Olur tamam. Olmaz bilmem. Hı-hı. Bir tanesi bizim sporcuların İngiltere'ye gitmesidir. Orada yapılacak organizasyonda bir ligde girmek için ön müsabakaya gidecekler. Beğenilenler o lige profesyonel olarak katılacak. Bırakacak adamlar orada geri dönecek. Artık o ne hayatını orada KKTC bayrağıyla al sana ülke tanıtması KKTC bayrağıyla her çıktığı maçta en şeyde Eurosport'ta yazacak işte atıyorum Mithat Taylan KKTC yazacak orada. İşte al sana ülkenin tanıtılması için bir adım. Birinci projemiz bu. Daveti aldık. Zamanını bekledik ve bizim maddi desteği alabilecek miyiz? Onu bekledik. İkinci projede bu yaptığımız organizasyonun gene yurt dışından Aralık gibi düşünürüm. Aynısını daha da büyük çapta yapmak isterim. Yani geçen defa yaptık. Daha da güzel olsun. Bu defa daha da büyük olsun. Yani daha fazla para. Geçen defa 75 milyar harcadık. Bu defa 100 harcayalım. Daha da büyük olsun. Daha da ses getirsin. Aynen. Tabii bunu yapabilmek için şimdi yılda bir kez büyük sponsor alabilirik. İşte Manyaralar destek oldu bize. Sağ olsunlar. Çok teşekkürler kendilerine. Sayın Halil Falyalı bütün yıl boyunca bize evet, destek olur ama
yani böyle bir rakam içinde sürekli gidemezsiniz insanların başına. Yani yılda bir kez gidersiniz de. Artık bunu spor dairesiyle görüştüm zaten. Yıl sonu böyle bir şey isterim. Büyük çaplı, büyük gelirli bir organizasyon düşünüyorum. Ne düşünürsünüz dedim. Yanındayık, arkandayık dediler. Zamanı geldiğinde göreceğiz artık. Yani varsa öyle bir bütçe de bize destek olacaklar. En güzelini yapmaya çalışacağız. Bir şey değil başkan. Yani senin dediğin miktar benim duyduğum kadarıyla. Ya en son futbolu yolladılar. 120 bin TL'ye vermişler. Hibe. Ekstra yani 120 bin TL. Son yapılan. Konifa geldikleri milli, galiba. Milli takımından organizasyon. Yani gittikleri şeye verdi. Tamam çok güzel başarılı oldu çocuklar. Bak herkes gördü, izledi. O mesela Diyarbakır TV'de ben izledim. Canlı yayın yaptılardı. İnsanlara bakın ne kadar güzel bir şey. İstiklal marşını İnsanları o televizyona kilitliyorsun. Bunları geliştik sonra o televizyon reklam alacak. Sonra sponsorluk artacak. Spor böyle gelişir zaten. Yani al bu 20 bin lirada hadi. 10'lu ya 15'ini, 10'lu da iş, öyle iş olmaz. Yok. Bizim boks federasyonu önceleri öyleydi. Yani başkanlar vardı. Çok da girmiyoruz. Tüzük nasıl? Kurul, genel kurul, mali genel kurul? Genel kurulumuz yapılacak. Bu yıl var değil mi genel kurul? Bu yılda artık olacak İnşallah. Çünkü müsabakalar da yapıldı. Kulüpler gerekli şeyleri tamamladı. Artık uygun bir zamanda olacak. Yaparız. Yani hep gelir gider, hep açıklanır, hep mali genel kurul. Tabii. Şimdi de açıklarız. Biz kurula, yani bizim her şeyimiz dosyalarda kayıtlı şekilde duruyor. Bizden istenmeyenin fazlası var bizde. İstenmeyeni bile biz tutarız. Yani bizim açıklayıcı şeyimiz vardır o konuda. Zaten sormazlar ya zaten. Çünkü sorarlarsa daha fazla para vermeye lazım bize. Zaten sorsunlar bize. Ama daha fazla para vermeye. Şimdi bir kere genç arkadaşlarımın, sporcu arkadaşların İtmanları yaptıkları bir kere demek ki salonun bir an önce ivedilikle yapılması lazım. Yani 42-43 derece sıcaktan bahsederek işte yani, kliması yok, torbalar yıprandı. Kimse evde oturmazken çocuklar terleyerek antrenman, güzel bir şeydir ter atmak ama artık o çocuklara işkence, böyle evet üstüne yük verdin. Hani vardı ya Çanakkale'de Seyit Onbaşı üstüne bomba almış gider, evet helal olsun da çektiği zorluk var bir de onların. O çocuk çoğu genç zaten bilin, adam yazda yapmak ister, gece dışarı çıkmak ister, adam antrenmandan çıkar, dışarı çıkacak hali yok. Zaten terlemiş, zaten yorulmuş, bir de üstüne yumruk yemiş adam antrenmanda. Nereye çıkacak adam? Bir kahve içmeye çıkamaz adam dışarıya. Zaten bazılarda bilirsiniz, başkanım bizim güvenlik şirketi de var. Oradan da destek, mesela sporcusuna destektir, orada da alır. İşi olmayanlara iş verdi mesela. Alın dedi, size ekstra bir bütçe, bir gece yardımcı oldu. Adam bir de orada işler gece. Yani bir şeyler birazcık rahatlatmak lazım o sporcuları. Ne bileyim keşke fazla paramız olsa değil mi başkan? Mesela Türkiye'deki gibi milli takıma seçilenlere aylık mı alsak? Burs verebilsek. Keşke bunları yapabilsek. Gelse bize bütçe. O kadar bile olmasa senin o yılda 4 defa. Yurt dışına götürüyor. Yurt dışı onu. O bile yani, ekstra motive edilir. Yanlış anlama beni. Sporcu için yok yanlış anlama. Kulüp federasyonların hepsini severim. Çok da sporun içinde oldum. Bak çok sporun içinde oldum. Çok sporda görev yaptım. Neden bu sporda 3 yıldır görevde devam ediyorum? Çünkü çok federasyon, ismini vermeyeceğim, çok şeyde görev yaptım. Hı hı. Abi, yaptığın emeğin karşılığı bak maddi değil ha. Ben maddiyata bakan bir insan değilim. Hı hı. Zaten başkan da maddiyata bakan bir insan olmadığı ve arkamızda durduğu için her zaman, yani olayı anlatmadan söyleyeyim sana, bir sıkıştım, kendini bırakır, önce der sen hallet sorununu. Sonra ben. Bu adam bana bunu yaptıktan sonra zaten vicdanın el vermez bu adama yanlış bir şey yapmaya. Ve yapamazsın zaten. O zaman da ne olur? Ben işimi severek yaparım. İş daha da ilerler. Bak biz mesela şimdi ekip kurmaya başladık. Yavaş yavaş altımıza çocukları aldık. Çocuklara da fırsat vereceğim. Yapsınlar. Mesela 17 Temmuz'da biz hiç yapmıyoruz. Başkan ben karışmadık. Karışmıyoruz biz. Çocuklara bıraktık. Çünkü onların da yapması lazım. Çünkü yarın bir gün belki başkan gidecek. Seçim olacak. Belki... Yani zannetmem seçilmeyeceğini. Böyle bir adamın seçilmemesi mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Zaten seçtiğin demek, seçemeyin demektir. Eksi 10 sene daha geri atmış Boksu Federasyonu. Ve ben sana yemin ederim yani burada diye deseniz daha önce konuştuk. Ve başkan görevi bıraksın ben görevi bırakırım. Evet. Anında. Hiç. Ya. İstese 10 milyar lirlik besinde var gitmem. Birbirinizi çünkü bu noktaya kadar iyi tamamlıyorsunuz, iyi anlıyorsunuz. Abi adam her şeyde destek oluyorsa sana maddi manevi. Bak maddi manevi. Özel hayatta da. Destek oluyorsa sana sen bu adamı bırakamazsın. Yani ölüyü canlandırdınız başkan. Aynen. Yani bu federasyon ölüydü yani. Yani bunun başka açıklaması yoktur Türkçe'de. Ölüydü yani bu federasyon. Tabii. İşte genç kadro, güzel bir kadro kurduk. Yani bu işler ekip işidir.
Yani son organizasyonda en basit. Yani şimdi tamam ben başkanım, Hasan Başkan, onun altında çalışan gençler var ama bunun görükmeyen kısmı da var. Yani her maç zamanı telefon açtığınız genç arkadaşlarımız var. Çocuklar gelin destekleyeceksiniz bizi. Ayıp ettin abi. Hepsi çıkarlar, gelirler, yardım ederler. Bu işler böyle yürür. Bu karşılıklı, güzel ilişkilerden yürür. Ve dediğim gibi bu ekip işidir. Biz güzel bir ekip kurduk, güzel bir ekip olduk, güzel bir aile olduk. Ne bir sıkıntımız var federasyonun içinde, ne biri birisiyle problemi var. Herkes gayet güzel. Gidiyor, idare ediyor. En azından çok, bunu bozmaya çalışan birisi de olursa zaten benim genel bir prensibimdir. Yani burada işin olmaz. Eğer ki huzur bozmak istersen, amaç bir şeyi bozmaksa, yani güzel giden bir sistemi, burada işin yok, başka yerde git. O ortamı boz. Evet, sonuna geldik. Toparlayalım. Eklemek istediğiniz, Hasan söylemek istediğin, gerçi İlerleyen süreçte gene tabii ki birlikte oluruz ama varsa eklemek istediğin, söylemek istediğin, mesaj göndermek istediğin birileri varsa buradan. Yorgunsun yani, tatilden de geldin, bunu belirteyim. Kırmadın, katıldın. Bir sırada çekileceksin ama en azından. Yani ben ne demek isterim? İnsanlar, yani buradan ben annelere, babalara tek mesajım var. Boksu şiddet olarak görmesinler. Tek istediğim benim. Çünkü bir emek var, bir şey yapıyoruz. İşte boks budur. Aksine boks yapan bir çocuk hiç göremesin dışarıda kavga ederken. Çünkü bilincindedir o işin. Adam der ben bu adama yani vur, yani kavga etti falan. Ben bu adama niye vurayım ki der. Yani çünkü beni zaten yaptı. Adamın işi o. Yani düşün, sen spikersin burada. Ben senden, senin gibi cümle kuramam burada. Yapamam yani. O şeyim yok benim. Olsa zaten ben orada olurdum. Durup da mesela şimdi konuşmana şey yap. O da öyledir. Boks yapan bir adam, dövüş spor yapan bir adam, eğer ki antrenörü düzgünse, ki bizim antrenörümüz hepsi dediği gibi başkan, yani içinde kötü olanlar varsa gitmiştir. Hı. Yoktur bizde. Yoktur. Çürük elmanın işi. Yoktur abi. Yoktur. Olmaz. Zaten o antrenörler onların artık babası gibi olur. Bir baba evladının kötü hale düşmesini istemezse, bizim mesela antrenörümüz çoğu der ki çocuklara, içecekseniz sınırınızı bilin. Buna yok, bu yok. İşte çağın alışkanlığı, uyuşturucu. Yoktur abi öyle bir şey. Bakın etrafınıza, boks sporla uğraşan hiçbiri onu yapamaz. Çünkü zaten zamanın kalmaz o işe. Sporla uğraşan, bak bütün sporlar söylüyorum. İhtiyacı kalmaz, güveni var. Çünkü adamın kendine özgüveni var, popülaritesi var boksta. O işe niye girsin ki? Kendi kendine zarar ver. Zaten onu yaptığında zaten dövüşemez ki. Zaten oradan biri anlaşılır. Adam maça çıktığında boksa bakar, anlarsın zaten onu yaptığını. Zaten devamlı sağlık kontrolü olduğu için testlerde çıkar o. Aynen öyle. Biz bunun kontrolünü bir de bu yüzden yapıyoruz. Çok çocuk geldi, yani isim vermeyeyim. Bir çocuk böyle bir şeye bulaştıydı, başka tarafta. Bizim bir hocamıza demiş ki, beni abi bu işten kurtar. Tamam demiş, kurtarayım. Yardım boks istedi. Yok, boks yap demiş. Çocuk şimdi dövüşür. Hiçbir şeyle ilgisi kalmadı. Çocuğa yeni bir hayat. Hı, yeni bir sayfa. Hani vardır ya, paran satılamayacağı şeyler. İşte o. Odur budur işte. İşte o. Odur. Para satılamaz bunu. Yani çocuğuna para verirsin, her şeyi yaparsın, zengin olursun. Bunu öyle veremezsin diyorum. Ama. Bu statüyü veremezsin. İşte para, yani eğitime gönderirsin. Bu İngilizce gibi, hani git al eğitimini ama sadece okuma. Dediğim gibi şiddet olarak görmesinler. Tek şimdi ben üzülürüm ya. Ben bir yere gittim de, özellikle bayanlar, ki bayan sporcumuz da çoğalıyor ya, bu arada söyleyeyim, çok çoğalıyor. Çok talep var. Hatta bugün bir tanesi yazdı bana, rakip istiyorum artık dövüşeyim. Pembe diye bir sporcumuz var, ister. Özellikle bayanlar şiddetlemesinler. Çünkü insan kırılır ya. Yani spordur bu da. Ki dünyanın şu an en popüler. Şiddet olsa, ne bileyim, bir Klitschko maçını, bir Floyd maçını, bir Pacman'ın maçını insanlar çıkıp da saat 3'te televizyonların reytingleri patlaması yaşanmaz. Milyon dolarlar çevrilir bu işin içinde. Müthiş paralar. Müthiş tek paralar. Bir adam alır. Bak takım parasıyla. Hı. Hani bu para ünlü demek istemedim. Popülaritesini bahsetmeye çalıştım bu işin. Bu kadar insan buna kitleniyor. Bütün dünya kitleniyor. Bizim halkımız şiddet. Şiddet nerede? Yok. Oturur izler uğraşlar işte. 2 saat 3 saat şiddet yok. İşte görmeleri lazım. Gelsinler ya maçlarımızı izlesinler. Kim isterse gelsin, arabası yoksa arasın, biz araba gönderelim, aldıran evden. Gelsin maçı izlesin, eğer gerçekten şiddet olduğuna karar verirse orada, şiddet ne demektir? Şiddet, benimle sokakta herhangi bir bayanın laf tartışmasına benim bir bayana vurmam da şiddet. Hı. Şiddet olur. İki tane aynı adam, iki aynı eğitim almış adam, iki aynı güçlü adam, yanında hakem,
kontrolünde, sağlık şiddet, kontrolünde. Şiddet maç yapmak şiddet değildir. Değil yani de. Bunu benim tek istediğim budur insanlardan. Şiddet olarak görmesinler boksu. Biraz daha pozitif baksınlar bize. Daha da iyi olacak. Evet başkan. Son sözlerin alayım. Hasan'ı iyi ki getirmiştik ama. Onu belirteyim gerçekten. Bütün projelerimizi evet. sunduk. Yani bu şiddet olayında Hasan zaten gerekli açıklamayı yaptı. Şiddet de benim düşüncem nedir? Yani daha evvel de bahsettim. Herkesi aynı sporu yaptıramazsınız. Tamam sert bir spordur. Kimisine göre şiddet diye algılanır. Saygı duyarık o insanlara da. Yani anne olur, şey olur, vandalizm diye düşünen oldu. Ben ona üzülürüm esas. Yani şiddetten çok vandalizm dediklerinde. Bu bazen sizin hayatınızı da kurtarabilir. Bir ebeveyn olarak şeyi düşünmek lazım. Yani ben kendi iki tane kızım var benim. Düşünün ki başı belaya girdiğinde benim kızımın zarar görmesini mi isterim? Yoksa zorda kaldığı zaman zarar mı verip bu zordan kurtulmasını? Benim tercihim zarar görmemesidir. Zorana düştüğünde. Zorana düştüğünde. Ben zaten ona ahlaki eğitimini veririm kendi kızıma. Kimseye zarar vermemesi gerektiğini, insanların seni seveni, sevmen gerektiğini, doğayı, hayvanı sevmen gerektiğini. Ama birisi de sana zarar verirse tabii ki kendini koruyacak. Yani ben yıllardır güvenlik işi yaparım. Boks bilmeseydim daha önce ben yani bıçak da çekildi bize. Bazıma sallandı bıçak. Bilmeseydim kafayı kesecektiler bize. Öldürdüm. Yani orada tabii ki tamam şiddet oldu orada. Hı hı. Ama ben hayatımı kurtardım ve o da hak ettiği cezayı aldı. Cezayı almış oldu yani bir şekilde. Bu bakış açısını nasıl baktığımızdır önemli olan. Aileler, ebeveynler bu bakış açısını değiştirebilirse zarar görmesini mi isterler? Çünkü hayat artık dışarıdaki dünya ailelerin evde oturduğu ve gördüğü gibi değildir. Evet. Pistir. Tehlikelidir. Çirkinleşti ya. Uyuşturucu vardır evet. her yerde. Çocukların gözü biri oraya bakar, biri buraya. Evet, çirkinleşti. Yani, ve bunun için hayatta kalmasını, düzgün eğitim almış çocukların ayakta kalması için kendini savunması gerekir bazen. Evet, o zaman kullanmayalım ya. Şiddet yokken aynen. en azından boks anlamında, boks federasyonunda şiddet yok. Takiptesiniz bunu belirteyim. Yaptıklarınız zaman yapacaklarınız zaman da takiptesiniz ama doğru yolda olduğumuzu zaten gelen SMS'lerde de paylaştık. Bekleyelim ve görelim. İleriden süreçte yerine birlikte olmak dileğiyle. Teşekkür ederim. Bir kez daha katıldığınız için. Biz de sana teşekkür ederiz. Evet Hasan Karacalı ve Yıldan Zabit ilk bölümün konuklarıydı. Boks Federasyonu konuştuk. Elinde boyuna sıkıntı var. Tıpkı 2-3 hafta öncesinde diğer federasyondaki sıkıntı gibi Yıldan Zabit ve Hasan Karacalı da bunları dile getirdi. Bitmedi 90 artı. İlk bölüm tamamlandı. İkinci bölümde Türker Yiğitcan olacak. İstiklal'da Atıcılık Federasyonu Başkanı. Onda da sıkıntı var. Onu en azından biliyorum ama detayları Türker Yiğitcan aktaracak. Ayrılmayın. Reklamın sonrasında kaldığımız yerden 90 artı devam edecek. Diyalog gazetesinden büyük yaz kampanyası. Her hafta 40 okuruna 40 hediye. Sadece 7 kupona. 10 kişiye ayaklı vantilatör. 10 kişiye 36 parça yemek seti. 10 kişiye tost makinesi. 10 kişiye su ısıtıcısı. Tüm bu hediyeler için 7 kupon biriktirmeniz yeterli. Kampanya kuponlarınız her gün gazeteniz Diyalog'da. Biliyor musun? Erken rezervasyon başladı. Yazın en renkli fırsatları cypressparadise.com'da. %40, %50 hatta %60'a varan kaçırılmaz indirimler. Erken rezervasyon yap, uçak bileti fiyatına paket tatili al. Uygun fiyata Kıbrıs tatilinin adresi cypressparadise.com.
zaman akıp gitmeden acele edin. Bir bakmışsınız, yaz gelmiş. Cyprus Paradise. Tatiliniz bizimle güvende. Çiftlikten sofraya uzanan bir lezzet hikayesi bizimkisi. Aşık oldum ben. Her gün bir bardak süt içiyorsam. Aşık oldum ben. Ellimsiz yapamıyorsam. Çünkü aşık oldum ben. Kaşık kaşık yoğurt yiyorsam. Çünkü aşık oldum ben. Çünkü aşık olduk biz. Gülgün doğal lezzet. Kuzey Kıbrıs'ın en büyük festivali başlıyor. Gazi Mausa Belediyesi gururla sunar. 8 Temmuz, 28 Temmuz tarihler arasında yapılacak olan 20. Uluslararası Mausa Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nde bu yılda yıldızlar Gazi Mausa'da sahne alacak. 8 Temmuz, Ozan, Orhan ve Muhteşem 90'lar. 9 Temmuz, Gazi Mausa Belediye Tiyatrosu Kanaviçe Oyunu. 11 Temmuz, Oğuzhan Koç. 13 Temmuz, Julian Marley. 15 Temmuz, Bozan Oratoryosu. 18 Temmuz, Volkan Konak. 19 Temmuz, İstanbul Meydan Sahnesi Pijamalı Adamlar Oyunu. 21 Temmuz, Pink Martini. 22 Temmuz, Tolga Erzurumlu. 25 Temmuz, Koray Avcı. 26 Temmuz, A Chunk of Funk, Bay Süleyman Akosman. 28 Temmuz, Flamenco'nun prensleri Los Vivancos. Detaylı bilgi için www.maguso.org. İş veya personel bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Güncel iş ilanları her pazar gazeteniz Diyalog'ta. Diyalog gazetesi ve İK Master işbirliğiyle. Biz ilhamımızı bu güzel adanın doğal güzelliklerinden ve tarihinden alıyoruz. Her çizgimize, kalbinize bir adım daha yaklaşıyoruz. Hayatınıza dokunduğunuz anda bu sihirli büyünün etkisi altına siz de gireceksiniz. Küçük şeylerle mutlu olanlar için. Karamel. Bir asırlık lezzet ve kalite Kıbrıs'ın en tatlı adresi Karamel'de. Her damak zevkine uygun ürünlerimizle hayatınızı tatlandırıyoruz. Drajelerden şekerlemelere, çeşit çeşit çikolatalardan lokuma, zengin çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karamel. Ayrıca özel günleriniz için elit hediye paketleri, nişan, düğün ve doğum günlerine özel tasarlanmış ürünlerimizi sizlere sunuyoruz. Pastijler, nikah şekerleri, her etkinliğe özel kutular ve kombinasyonlar Karamel'de. Ve dünyaca ünlü organik Belçika çikolatası Nutri şimdi Karamel'de. Kıbrıs'ın ilk ve tek çikolata evi Karamel. Bugün hızla gelişmekte olan en son teknolojiye hakim olmuş boya üreticisi Kaleboya, jeopolitik konumunun ayrıcalığı sayesinde uluslararası tüm ambargolara rağmen kalitesini ve gelişimini sürdürmeye devam ediyor. İnovatif yapısı, Kaleboya'nın sektörün bir adım ilerisinde yol almasını sağlarken, ürün yelpazesinde her geçen gün arttırması için gerekli altyapıyı oluşturma olanağı sunmaktadır.
Kıbrıs şartları göz önüne alındığında bugün sahip olduğu ürün portföyüyle Avrupa'nın saygın üreticileri arasındaki yerini almıştır. Boya grubundaki markamız Kale Boya ürünlerinin en büyük farkı yıllara meydan okuyan kalitesi, nem, rutubet ve UV ışınlarına karşı dayanım kalitesiyle rakiplerini açık ara geride bırakmasıdır. Mükemmel örtücülük değerleri ve leke tutmayan yapısı sayesinde yoğun kullanılan tüm yaşam alanlarında Kuzey Kıbrıs'ın en çok tercih edilen boyasıdır. Hem de kırla. İnanamam. Resmen terör estirirler bana evde. Yok, bu öldürme. Helal olsun abi be. Olsun. Flutex'e. Kara sinek ve sivrisineklerin terörüne son verin. Flutex. Yorucu Möble, yılların verdiği tecrübe ve kaliteyle sizlere hizmet veriyor. Bu yüzden kalite tesadüf değildir. Modern mutfaklar, giyim odaları ve dolaplar. Estetik ve kullanışlı banyo dolapları. TV üniteleri. Birinci sınıf kapılar. Ayrıca özel üretim ahşap merdivenler Yorucu Möble'de. Yorucu Möble. Özsoy Kot Merkezi. 1990 yılından beri hizmet veren Özsoy Kot Merkezi yeni yerinde sizlere hizmet vermeye devam ediyor. %100 yerli üretim kot pantolonlar, kadife pantolonlar, işçi üniformaları ve kıyafetleri, kamuflaj pantolonlar, işçi montları ve kot montlar, baskılı ve baskısız tişörtler, işçi önlükleri ve özel ürünlerle kot yıkama. Özsoy Kot Merkezi, Esnaf Sanayi Sitesi, Lefkoşa'da. Yerli üretime destek verin. Özsoy Kot Merkezi. Zagros Development and Construction. Bu çatı altında herkes ev sahibi oluyor. Tamamlanmış ve devam eden projelerimizde sizleri bekleyen Türk Koçanlı dubleks villalara sahip olabilirsiniz. Zagros kalitesini ve konforunu sevdiklerinizle yaşayın. Değerinde fiyatlandırma ve uygun ödeme koşulları Zagros Construction'da. Detaylı bilgi için bizi arayın. 0533 836 11.0. Sultan Man Yakışan Kahve. Bir kahve çekirdeğinden eşsiz bir lezzete giden yolculuğun adı Sultan Kahve. Gerçek fark, Merit Park.
Kusursuz bir düğün için rezervasyon 0392 650 25 çift 0. Diyalog TV yayınları Kıbrıs Diyalog TV uygulamasıyla artık iOS ve Android'lerinizde. Nerede olursanız olun gündemi, haberi ve yayınlarımızı kesintisiz olarak Kıbrıs Diyalog TV uygulamasıyla takip edin. Kıbrıs Diyalog TV uygulaması Apple Store ve Google Play'de. Sizlere en yakın frekans 91.3 Radyo Diyalog. Diyalog Medya Grubu olarak mutlu günlerinizde sevinçlerinizi paylaştığımız gibi acılı günlerinizde üzüntülerinizi paylaşmak için yanınızdayız. Vefat ilanlarınızı Diyalog gazetesi ve televizyonunda ücretsiz yayınlamanız için vefat ilan servisimizi 0533 853 5410 444 4449 numaralarından arayabilirsiniz. Diyalog Medya Grubu hayatın her anında yanınızda. Evet, reklamı bitirdik. İlk bölümün konuklarını gönderdik. Boks Federasyonu, Yıldan Zabide ve Hasan Karacalı'ya bir kez daha teşekkür edelim. Saatleri de 22.15'e taşıdık. 35 dakikalık bir süre. 22.50'de stüdyoyu devredeceğiz. 23 ana haber bülteni. Sonuç Cevizci sizlere birlikte olacak. Türkiye Yiğitcan bu platformda her zaman sohbetinden keyif aldığım isim. Uzun birazdan sonra bir kez daha birlikteyik. Dün konuştuk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ama sabırsızlanırdım. Yani bir an önce bugünün gelip seninle bu platformda buluşmayı çok istedim. 1971 kuruluş. Evet. İrfan Paralik. İrfan Paralik ilk başkan. Neydi o zaman? Şart nasıl yaparlardı? Bu kadar yani sonuçta 1971'den bahsederek uzun bir süre. Çok uzun bir süre ve bu insanlardan rahmetli olanlar Özer Boyacı abimiz yönetim kurulundaydı. Ama ilk kurulan 6 kulüptü. Limassol, Baf, Magosa, Lefkoşa, yani bunlardan kuruluydular. Tüfekler, bunlar kendileri, tüfekler farklı o zaman. Tüfekler farklı ve o zaman kendileri plakları, dökümanetleri vardı. Dökümanetleriyle birlikte döküp yapanlardı. Ama emek yani, hiç acınmazdı o zaman. Hiç kendileri severek, özveriyle uğraşarak, çalışarak yaptılar ve ilk kurulan federasyondur Kıbrıs'ta. Evet, 71. Yani 71. Rum tarafında bile kurulmamıştı. Tabii ki girişimler olmuştur. Fakat maalesef her zaman olduğu gibi politik olarak müracaatları kabul edilmemiştir abilerimizin. Bunların yazıları var. Bir gün size bunları belge belge ispatlayabilirim. Hı. Arşivimizde duruyor. Bugüne kadar saklandı. Ve o geçmişte bakarak hem üzülüyorum hem de keyif alıyorum. İnsanların o zamanki yokluklar içerisinde başardıklarını biz şu anda varlık içinde başaramıyoruz. Neçin? Şimdi ya da şöyle başlayayım. Ne noktadadır başkan federasyon? Var değil sıkıntı çünkü az önce dinledik. Evet, dinledim. Oldun. Şimdi aslında bütün federasyonlarda olan sıkıntıdır ve kimse dile getirmiyor. Evet. Her zaman benim söylediğim gibi. aman ben bir şey söylemeyeyim, karşıma birilerini almayayım. Aman ne olur bizim federasyon devam etmesi için birilerine boyun eğeyim. Tabii ki siz biliyorsunuz ben her zaman için doğrularını söylemişimdir. Doğruların dışına çıkmadım bugüne kadar. Tabii ki biliyorsunuz bu 2016 yılında 3 kere daire müdürü değişti. Evet. Önce Besim Bey geldi, ardından Alkan Bey geldi. Ve şu anda Hüseyin Cahit oldu. Daha önce de oydu biliyorsunuz spor dairesi müdürümüz. Tabii 6 ayın içerisinde 3 tane daire müdürünün değişmesi ve yönetim kurullarının değişmesi bize sıkıntılar yarattı. Tabii ki benim için en büyük üzüntü CTP hükümete geldiği günden itibaren bir takım işlerimiz yürümüştür. İçişleri Bakanlığı'yla istediğimiz seviyede sürdürmüştür. Ama spor dairesiyle o dönem sürdüremedik.
Çünkü bizi çağırmalarına rağmen bütçe hesaplamalarında ne acıdır ki bizi dinlemediler. Bizim anlattıklarımız hep kulak arkası oldu. Hatta bizim 65 bin olan bütçemiz ki azdır biliyorsunuz. Evet. Yeterlilik sayısı olarak ve bu adada Futbol Federasyonu'ndan sonra ikinci en büyük federasyon bizim federasyondur. Kakadaca Tırcılık Federasyonu yaklaşık 64 üyesiyle, kulübüyle, 2868 üyesiyle, ortalama yılda 1500 daimi üyesiyle, Sporting ve Olimpik silahlarıyla kaldı ki 4 branş üzerinden çalışıyoruz biliyorsunuz. Havalı silahlar, tabanca, tüfek, bir de trap, iskit branşlarımız var. Bir de şu anda eklediğimiz biliyorsunuz 2013 yılında ben geldikten sonra 2014 yılında kazandırdığımız ateşli silahlar, rivli silahlar poligonumuz vardır. Ve bununla ilgili de girişimlerimizde 3 tabanca 7 tüfek getirmiştik rivli olarak 22 ve bunun da başladık yarışmalarını yapmaya. Tabii ki bu bağlamda da biz bütçemizin artmasını beklerken 50 bine düştü. Tabii ki bu arada da şimdi buradan kimse de yanlış anlamasın. Hı hı. Hiç kimse de şey etmesin aman da Futbol Federasyonu'nu eleştiriyorum falan gibilerinden değil. Evet. Gerçek söylüyorum. Tabii ki yansınlar. Almasınlar değil. Ama bir kişinin yönetim kurulunda olması o dönem ve 1 milyon TL'nin bizim federasyonların olan parasını kendilerine aktarmaları bu üzücü bir harekettir. Ve hiçbir federasyon da bununla ilgili bir açıklama yapmamıştır. Hı. Hep yüzeysel geçmişlerdir. Tabii ki hak verirsiniz ki bu ülkede kapalı spor salonları sporları vardır. Artı bir de açık olanlar vardır. Futbol, tenis, bunun gibi yapılan bocce, mocce gibi yapılan sporlar vardır. Artı bizim sporumuz, atıcılık sporu. Hem bizim kapalı salonda vardır, hem açık branşlarında vardır. Tabii ki bu bağlamda da bizim üzerimizde olan ve kendimizin etimizden, tırnağımızdan ve diğer atıcıların da katkılarıyla ve ailelerinin destekleriyle insanlar bir yerlere gelmeye çalışıyor. Şu anda bizim Kakateci Atıcılık Federasyonu uhdesinde bulunan atıcı sporcularımızdan 4 tane sporcumuz, hatta 5 tanesi Türkiye milli takımındadır. Yaş verebilin. Tabii ki isim de verebilirim. Hı hı. İsim olarak Salah İzaimoğlu büyüklerde. Daha önce de Ahmet Anıl Tuncal'ın vardı biliyorsunuz. Bunun haricinde Neşe Tuncal'ın eştir bunlar karı koca ve tek bayan atıcımızdır İskit branşında. Onun haricinde Derken Örü var 16 yaşında Türk milli takımındadır. Salih Hafız var 17 yaşında Türk milli takımındadır. KTSE'nin yaptığı ödül töreninde sporcularından tabii bir ki tanesi ödüle layık görmüş tabii ve ki burada olmadığı için ailesine vermişti. Şimdi bu çocuklarımız tabii ki ailelerinin büyük zorluklar içerisinde ve destekleri ve katkılarıyla gelmişlerdir. Ha bu arada daire vermedi mi? Tabii ki verdi. Hüseyin Cahitoğlu müdürümüz döneminde başlattığımız kampanya çerçevesinde. Tabii ki bundan da ilhamı şöyle aldık. Türkiye 2013 yılında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerini kurdu. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri bağlamında 2016 ve 2020 Dünya Olimpiyatları hedef alınarak yapılmıştır. Her branşta. Ben bu konuda Türkiye'yi takdir ve tebrik ediyorum. Ve ne acı çocuklara okuma imkanı da sağlıyorlar. Örneğin siz herhangi bir X branşında başarı gösterdiniz. Size diyor ki okulunuzu Türkiye'den istediğiniz bir yere kaydırabilirsiniz. Orada yatılı okuyacaksınız. Ama aynı yetene bizim bu olimpik sporlardan birini yapacaksınız diyor adam. Hı. Çok güzel bir başarı. İmkan sunuyor. Kendi isteğini de koyuyor. Arkırta gelmeye başladı. Mesela şu anda katıldıkları Avrupa Dünya Şampiyonası'na katıldı bizden. 3 çocuğumuz. Hı. Biliyorsunuz biri Salah İzaimoğlu büyüklerde. Derken Örü, Nefke Atıcılık Kulübümüzün atıcısı ve Salah Hafız, bu da aynı Nefke Atıcılığın. Salah Hafız bu kapsamdan faydalanıyor. Salah Hafız Konya'da şeyde okuyor, okulda. Okulda okuyor. Tabii. Ayrıca da Türk milli takımı antrenörü Konyalı olduğu için. Hı. Konya'da da antrenörün, milli takım antrenörünün nezdinde atış eğitimlerini çalışıyor. Hem mental, hem pratik, nasıl hem okuma. Kurtardı hayatını desem neden bana? Evet, doğrudur. Kurtardı. Doğrudur. Ha biz bunu yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Atla deve değil bu. Yani günün sonunda, ha tabii ki bizim buradaki hedeflerimiz farklı. Amaçlarımız farklı. Biraz önce söyledim. Kapalı spor, salon sporlarımız vardır. Bir tarafın açık sporlarımız vardır. Açık alanda yapılan. Ben baktığım zaman Futbol Federasyonu veya diğerlerinin bütün branşların, bütün boks federasyonu dahildir buna.
mı? Hepsinin tesislerini ve diğerlerini devlet karşılıyor. Bir tek bize bakmıyor. Ha bize bakmaması nedeni o değil. Bunca zaman böyle gelmiş biz istiyoruz. Ha sağ olsun müdürümüz ve başbakanımız Hüseyin Özgürgün Bey. Biz defalarca da görüşmeye gittik kendisi. Başbakan olmadan önce de görüşmüştük. Şu andaki müsteşarımız da eski Gönyeli Avcılık Atıcılık kulüp başkanlarından birisi. Bu sporun içerisinden gelen bir insan. Evet. Ama ve hemen hemen adamızda bu atıcılık sporunu yapan kişilerin %99'u avcıdır. Siz de herhalde bir avcısınız. Ama ve bu bizim atışa yakınlığımız, yani diğer sporlarda olduğu gibi atletizm ve diğerlerinde bu ferdi sporlarda biz Atıcılık Federasyonu olarak bugüne kadar görülmemiş bir şeyi başardık. Ve Türk milli takımına sporcularımızı yetiştiriyoruz. Bununla ilgili de ama özveriyle çalışan ailelerini ben buradan gerçekten tebrik ediyorum. Tabii ki biz aldığımız bütçe yeterli mi? Hayır değil. Günün sonunda biz biliyorsunuz sen o dönem spor dairesindeydin Hüseyin Cahitoğlu müdürlüğü döneminde bize 200 bin lira bir para çıktı ve Trabzon İskit poligonunu makinelerini hemen hemen getirttik kurduk. Yeterli mi? Hayır değil. Bir sete daha ihtiyacımız var Trabzon olarak. Onun haricinde de poligonlarımızın iyileştirmesi lazım. Yeterli mi sana tesisler? Kapalı veya açık? Hayır. Değil. Çünkü bir kere şimdi son... Yani sen yayının başında söylediğin o sporcu sayısına göre... Yeterli değil. Yetmez yani seni. Bu tesisler yetmez seni. Bir kere diğer kulüplerimizin kurduğu tesisler de kendi imkanlarıyla emece usulüyle kurulmuştur. Ve halktan yöre halkından toplayarak, birilerine giderek, birilerine yalvararak, birilerine piyango düzenleyerek, birilerinden katkı alarak yapmışlardır. Bizim hedefimiz şu. Silah her ne kadar da insanları korkutuyor olsa da özünde spor faaliyeti olarak düzenlenen her şey, her branş benim için önemlidir. Özellikle de olimpik. Bizim çocuklarımız da bu branşta gerçekten çok başarılı. Atıcılarımız üstün derecede başarılı. Hem havalılarda, hem trapta, hem yivlilerde. Mesela biz geçenlerde bir hayaldi. 3 ay önce başlattığımız Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın himayelerinde Edis hocamız ve Mustafa Şevketoğlu, bizim Ateşli Silahları As Başkanımız, onların nezaretinde bir hayalli bir program yapıldı ve bir bu program çerçevesinde de birinci umuda yolculuk atış müsabakasını düzenledik İvli Silahlarla. Ve buradan elde edilen gelirin 3 tane derneğimize katkı olarak %70'ini geri bağış olarak veriyoruz. Bu tüylerim kalkıyor. Ve insanlar buradan hiçbir mehmet olmadan katkılarını koyarak 14 tane değerli kulüp bu şeye katkı koymuştur. Tabii ki öncelikle bu olguyu yaratan kişilere ve bize her zaman desteğini esirgemeyen Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızla birlikte tamı bu planlanmış ve yapılmıştır. Bu birincisi düzenlendi, bu devam edecektir. Ve bunun elde edilen gelirin %70'ini kanserle mücadele derneklerimize 3 tanesine bağış olarak geri veriyoruz. Ve bunu bir törenle de Beyaz Ev'de yemekle yapıp verdik. Ve kupayı ilk ismini yazdıranlar Güvenlik Kuvvetleri oldu. 3 kez, 3 yıl boyunca alan kupayı ev sahipliği yapıp evine getirip koyacak. Tabii ki bu bağlamda biz biliyorsunuz katkı alıyorduk ve bu katkılar kesildi. Ve gençlerimiz alttan yetişemiyor. Şimdi alttan eğer bir şey yetiştirmezseniz üsttekiler biter. Alttan bir şey yapı olacak ki bir şeyleri destek alabilirsiniz. Yeni dönemde katkı hakkında var mı? Herhangi bir beklentiyi yükseleceği konusunda görüş aldığınız aynı can. Ben Cahit Bey'le görüştüm, Hüseyin Bey'le, Cahitoğlu'yla. Kendisi bana bunun tekrardan gündeme gelebileceğini ve bununla ilgili her türlü gerekli katkıyı imkanlar çerçevesinde hem Sayın Başbakanımız ve artı Sayın Olgun Amcaoğlu, Sayın Müsteşarımızla bununla ilgili gerekli katkılarını yapacaklarını, ellerinden geldiği imkanlı şekilde de destek vereceklerini söylediler. Tabii ki bizim bu sporumuz pahalı bir spor. Ve ailelerin kendinden gidiyor. Bizim bir tek istediğimiz başarılı gençlerimize katkı çerçevesinde verilmesini, başarı göstermeyenlere verilmemesini. Tabii ki ya, elit sporcuya tabii. Öncelik olacak tabii önce. Tabii ki. Ve bununla ilgili de mesela yurt dışlarına gitmeleri, tabii ki gönül arzu ederdik ki KKTC olarak katılalım ama biliyorsunuz olimpik spor olduğu için katılamıyoruz. Aynen öyle. Bir gerçek yani. Bunu kimsenin parmağına saplanmasın. Ben yazı yazmama rağmen ISF'de yazı yazdım. Komşu
Güney Rum kesimine de yazdım. Atıcılık Federasyonu'na. Fakat bir araya gelemedik. ISF'in yazmış olduğu yazı bir tek devlet var. Tabii ki bununla ilgili de dışişleriyle o dönemin koordineli, spor dairesiyle de koordine olarak yaptık. Bununla ilgili gelen belgeyi daha açıklamadım. Bununla ilgili de bir üste şikayette bulunacağız. Bizim derdimiz spor yapmaktır. Burada katıcılarımızın, ama tabii ki her zaman gurur duyduğumuz, bize her zaman destek çıkan anavatanımızda atmaları bize onur ve gurur verir. Ama burada bir kimliğimiz varsa kimliğimiz çerçevesinde atmanın da onur ve gururu bir başkadır. Başkan, şunu merak ediyorum ve soracağım. Birçok spor dalında artık üniversiteler fazlasıyla adından söz ettiriyor. Yani bugün işte birçok spor salonu sporuna girmiş. İşte masa tenisinde var, bilardoda var. Üniversitelerin atıcılıkla arasında iyi olduğunu ve bir takım girişimler başlattığını da biliyorum. Artı mı federasyon için üniversitelerin bu işe gelişmesi? Şimdi şöyle, üniversiteler biliyorsunuz dünya nezdinde tanınandır. KKTC her ne kadar da tanınmasa, üniversitelerimiz dünya nezdinde tanınıyor. Örneğin bir Yakın Doğu Üniversitesi, örneğin bir Girne Amerikan Üniversitesi. Girne Amerikan Üniversitesi'nde 117 ülkenin yaklaşık 15 bine yakın öğrencisi var. Ve düşünün aynı şekilde Kıbrıs Üniversitesi'nde, aynı şekilde Doğu Akdeniz'inde, aynı şekilde Lefke Üniversitesi'nde. Bu korulan üniversitelerimizin de çoğalıyor. Ve üniversiteler bütün dünyada kabul gören bir birimdir. Aynen öyle. Tabii ki takdir buyurursunuz ki üniversitelerin yapacağı bir etkinlik, herhangi bir spor etkinliği, ama ülkeler arasında ambargoyu kaldıracağı için hem açılımı sağlayacaktır, hem de bir nebze tanınmışlığımız biraz daha öne çıkmış olacaktır. Bununla ilgili de 3 tane üniversitemiz bunun önünü çekmektedir. Bir tanesi Kıbrıs Üniversitesi. Bununla ilgili bize müracaat ettiler. Biliyorsunuz onların da kapalı spor salonları mevcuttur. Fakat ben onların yolunu, atış yerlerinde gördüm. 7 yolludur. Evet. 8 yollu yapmaları için kendilerine söyledim. 8 yollu olmazsa olimpik olmaz. 8 yollu olacak ki olimpik olsun. 7 yolludur ama. 7 yoldur, olimpik değil. Değil. O yüzden yani final atışını yapamazsınız. Evet. Aman 7 yola düşüreyim yok, kuraldır. Yapabilir mi 8 yolu? Yapabilir. 8. yolu ekleyebilir. Ekleyeceklerini söylediler. Bununla ilgili silah girişiminde bulundular. Bununla ilgili yazılar yazılmıştır. Bakanlıkta uygun gördükten sonra kendi imkanlarıyla atıcılarına havalı ve yivli olarak silah alacaklardır. Hı. Aynı şekilde yine Amerikan Üniversitesi buna öncelik ediyor. Daha önce de bizim üyemiz zaten. Var mı Girne Amerikan Üniversitesi'nin kendisine ait? Yok. Yok. Poligonu yok ama poligon kurma aşamasına gelecektir. Gelecektir. Önümüzdeki yıl eğitim yılında büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa kurulacak. Bir kurulacaktır. Çünkü bu spordur, bir tanıtımdır. Sporun da açılımı gerekir. Ve bütün ülkelere de yayılımı buradan olacağına inanıyorum ben. Yani üniversiteler aracılığıyla atıcılığın da daha fazla adından söz ettireceğini o zaman ilerleyen süreç içerisinde söyleyebiliriz. Tabii ki. Tabii ki. Bu arada da diğer türlü de milli takıma giren arkadaşlarımız vardır, Türkiye milli takımına. Bu arada bazı organizasyonlara katılıyoruz. Biliyorsunuz İtalya'ya katıldık geçen sene. Ama ondan önceki sene katıldık. Tabii ki bunu hem içimizde hem öteki tarafta köstekleyenler ve körekleyenler vardır. Tabii buradan ne menet umuyorlar ben anlamış değilim hala daha. Önemli olan kişilerin sporun önünün açılması olduğuna inanan bir insanım. Diğer türlü açılmayışı, köstek olunuşu hem çocuklarımıza zarar verir hem de federasyonun ilerleyişini engeller. Hı. 20 Temmuz dolayısıyla biliyorsunuz yarışmaları düzenliyoruz. Soracaktım onu. Bu hafta Lefke'de yapıyoruz. Başlıyor. 16-17'sinde İskit'le başlıyor. Ardından 23-24'ünde havalı silahlar ve havalı silahları yapıyoruz. Kapalı burada da. Kapalı da. 30-31'inde de tarih değişikliği yapmak zorunda kaldık. Kaldınız. Çünkü Türkiye'deki yarışmalarla çakışıyordu. 30-31'de de Trab'ı Gönyeli, Özer Boyacı Trab İskit poligonunda yapıyoruz. Artı Gönyeli'deki kurduğumuz Yivli Silahlar poligonunda da ateşli tabanca müsabakasını düzenleyeceğiz ilk kez olarak. Tabanca ilk kez olacak. Tabancayı ilk kez olarak ateşliyi düzenleyeceğiz. Tabii ki bu bir faaliyeti gerektiren bir durumdur. Devamlı çalışmayı gerektiren. Sağ yani olsun, boş yok. Yok. Yani bu ay yok. Maliyeti yüksek olmasına rağmen kalsın bu arka fonda. Ne bu? Bu havalı silahlarda Hüseyin Mıstıkoğlu'dur. Polis kara gücümüzün elemanı. Başarılı atıcılarından bir tanesidir. Havalı dediğimiz bu. Bu. Havalı tabanca. Ama
Çok iyi atıcıdırlar. Tabii ki bayan da öyle o şekilde. Tabii bütün dünya artık şeye geçiyor. Biliyorsunuz bu sene bizim hedeflediğimiz vardı fakat geçemedik. İnşallah Allah nasip ederse bir projemiz var. Projeyi de yeni kurulan koordinasyon merkezine göndermek suretiyle onaylanırsa havalı silahlar poligonunda kompleks içerisini kurup orasını hem yivli hem havalı hem trabiskit poligonu şeklinde devam ettireceğiz. Var mı yurt dışı? Yurt dışı var. Var. Türkiye kategori, olacak. Kategori olarak söyleyebiliriz. Kategoride büyük ihtimalle üçüncü ülke de olacak biliyorsunuz onu. Daha önce de karar almıştık. Olmazsa olmazındır zaten üçüncü olmazın. Ülke. Olmazsa üçüncü ülkeye her zaman gençler gidiyordu. Bu defa büyüklerden de ses getirebilecek kişiler var. Trap ve eskitten. Onları da getirmeyi planlıyoruz. Tarih belli mi? Ay belli mi? Tarih büyük ihtimalle Temmuz ayında vardı. Onu atlat geçirttik. Çünkü biliyorsunuz bütçede sıkıntılar vardı. Ekim ve Kasım ayları içerisinde mevcut olacak. Hem Türkiye hem üçüncü ülke. Bunu da hem havalıları hem bir de eğer bir aksilik olmazsa ilk kez yapacağımız branch yarışmaları diye Amerika'da yapılacak olan bizim dürbünlü 22 kalibreli dürbün takıp yapılan bir yarışma var. Hı hı. 50 metreden. Hı hı. Ona katılma işte burada. Bu herhalde. Evet. Bunu yapacağız kısmetse. Bu da Umuda yolculuğun neresi burası? Burası bizim Gönderli poligonu. Gönderli poligonu. Daha önce Trabiskit poligonunun altıdır. Hı hı. Tabii ki biliyorsunuz 450 dönüme de biz Taşkent tarafında izinlerimizi aldık. Hı. Fakat poligonumuzu yaptık. Yani şey olarak sadece onun üstünün kapanması ve hedeflerin konması kalıyor. Onunla ilgili de bir yavaş bütçe hazırlayıp. Yavaş yavaş her bölgeyi parselliyorsunuz yani. Yavaş yavaş yok parselleme değil. Şimdi orayı sağ olsun. Ama yetersiz. Sayın Atilla Mahmutoğlu başkanın döneminde alınmıştı orası. Biz de bunu ilerlettik. Ondan alınan durumu resmileştirdik. Başka gerekli izinleri aldık. İyi mi yani tesislerin konumu yoksa hakikaten gerçekten bakıma, şöyle el atılmaya ihtiyacı ben, var mı tesislerin? Ben federasyon olarak çiviyle, çekişle uğraşmak istemiyorum. Hı. Diğer federasyonlar gibi federasyon sadece organizatörü yapan, planlamayı yapan, altyapıya destek olan, başarılı sporcuları destekleyen, bunun haricinde sıkıntı yaratanlarla ilgili işlem yapan, açılımı sağlayacak şekilde aktif ve pratik çalışma yöntemini benimseyen bir insanım. O yüzden de iki poligonun da Doktor Fazıl Küçük Poligonu'nun, Atatürk Poligonu'nun işletmesinin verilmesi kanaatindeyim. Ve bununla ilgili daire ve bakanlıkla da aynı görüşteyiz. Bununla ilgili bir proje yapacağım ve bu yapacağımız sözleşmeyle ilgili de yönetim kurulu kararından sonra yapacağımız sözleşmeyle de işletmesini vereceğiz. Çünkü biz duruyoruz, çekişle uğraşıyoruz, çiviyle uğraşıyoruz, onunla uğraşıyoruz. Ona bu vereceğin son, zamandan başka, tabii başka aktivite yani zaman ayırmak lazım. Biz bunu başaramıyoruz. Ha, bulunan tesis yeterli midir? Hayır değildir. Bir kere tuvaletleriyle olduğu imkanla yenilenmesi gerekiyor. İmece usulüyle gitmeye çalışıyoruz. Çünkü aldığımız 50 bin liralık katkı, 65'in 50'ye düştüğümüz katkı, yılda yaptığımız 4 yarışma vardır. Ortalama her yarışmanın maliyetiyle bize 1500-2000 liradır. Tamam. Artı orada çalışanların parası vardır, elektrik parası var. Tamam. Bize ebeksiyle gidiyoruz. Yani. Orçun Kaldırma, bunu da açıkla sevgili başkan, aktaralım izleyicilere. Bu Türkiye'de yapılan bir yarışmadır bu. Sius elektronik hedef sistemidir. Evet. Bu çok güzel. Hedeflediğimiz zaten böyle bir poligon kurmaktır. Ne kadardır hedefe uzaklık? 10 metredir bu. 10 metredir bu. 10 metredir. Tamam. Tabii ki Türkiye'de Mersin'de kurulan bir poligon var. Hı hı. Ve ben hemen hemen onun minyatürünü yani bir küçüğünü yaklaşık 16 yollu 10 metre, 25 metre ve 50 metre atış yapacak şekilde bir dizayn yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili projemiz de hazırdır. Kapalı mekana ihtiyacı var. Tabii ki. Kapalı mekana. Onunla ilgili de projeyi sunup aynı zamanda da sporcuların soyunup giyinebileceği, lokalinin olabileceği. Yani kısacası girdiği zaman atıcıya ve gelen misafirlere huzur şimdi verecek. Şimdi sorsam Atıcılık Federasyonu, Türk Er Yiğitcan yıllık faaliyetlerini ve tesislerine olan ihtiyacı gidermen için ne kadar ihtiyacın var desen ne söylersin bana? Yıllık olarak. Yıllık olarak. Ne kadar bütçe ihtiyacın var? Müsabakalar ve hiç başka almayacağım. Ben göndereceğim, ben getireceğim. Yurt dışı temaslar, içeriye davetler, işte bakım, onarım. Ciddi bir miktar. Çünkü pahalı bir spordur ya. En az 500. 500. Milyar diyeyim. Yani kullanır. 500 milyar. En az. Bu da faaliyetlerini sürdürmesi, kırık dökük. Çünkü bizim makineler pahalıdır.
Bir makinenin fiyatı 7500 TL'dir. Trak makinesinin ortalama 15 tane makinedir. 115 milyarda sede makinedir. Kaploları, onun diziveri, uygulaması, iskitlerin... Yani yıllık yani, 500 bin TL büyük, müthiş bir paradır ya. Ama bak, her şeyin dört dörtlük olmasını istersen diyelim ki... Tabii ki şimdi... Açıklayalım. Bak, hem bak hiçbir şey almayacaksın. Hı-hı. Türkiye'ye sen göndereceksin, üçüncü ülkeye sen göndereceksin. Artı adamların katkılarını, başarıları sen vereceksin. Artı tesislerini tamam onaracaksın. Buna ihtiyaç vardır. Var. Ve bu atla deve değil. Yani hiçbir zaman dolmamıştır. 500 bin lira bir para da çok değildir. Çok değil ama 65-55'e düşürdü. Hayır ama düşünürsen şimdi benim 2868 sporcu, bunun 1500 tanesi aktif, 65 tane kulüp, bunun 3 tanesi üniversite ve bunun yıllık olarak 4 branş barındıran 1500 aktif sporcum var dedin. Var mı alttan bu işe gönül veren ve... Tabii ki. Var. Var. Ve biz işte elimizden geldiğince silahları kadevesiz ve gümrüksüz aldırmaya çalışıyoruz nasıl çocuklara. Nasıl başa çıkacaksın? Bu kadar sporcu ilerlenir, çok merak ederim. Ya elimizden geldiğince elimizden... Ya sayı arttıkça sorun artar, mesela masraf artar. Mesela şimdi örnek vereyim size, trap yarışması. Eğer trap yarışması 40 kişiye çıkarsa sporcu sayısı, biz yarışmayı düzenlemeyiz. Çünkü bir poligon var. Bir poligon yeterli değil. İki poligon olacak ki akşam saat 4'e 5'e bitiresiniz. Bir poligonda 40 kişi olursa bitiremezsiniz. Doğal olarak da yapmazsın. Yapacaksınız, bu defa ikiye böleceksiniz ya da 3 güne böleceksiniz. Ha yapabilir misiniz? Yaparsınız ama bu da nedir? Bizim insanlarımız çalışıyor. Hı, zaman önemli. Zaman önemli. Adama dersen cuma günü yarışmaya geleceksin, gelemez. Hı. Bir taraftan yani amaç ve hedef çok önemli. Ve en iyi nasıl verimli kullanabilirim durumunda olmak zorundasınız. Yani ne kadar, nasıl derler, ne kadar köfte o kadar ekmek. Evet. Öyle. Ama sağ olsunlar, biraz önce söyleyeyim, ailelerin katkıları ve çocuklarımızı mesela biliyorsunuz, bir tane dikmeni bir çocuğumuz var. Kemal Madencioğlu. Kemal Madencioğlu çok başarılı bir çocuk. Onunla ilgili mesela çalışma yaptık. Geçen sene katkılar vermiştik. Başarılı olanlara başlattığımız elitli sporculardan kaleminden para veriyorduk. Ama bu yıl bir tane sporcumuz aldı. O da bize hani biliyorsunuz ben her zaman karşı olduğum bir konu vardır. Hı. Federasyonlara sorularak verilmesi taraftarıyım. Federasyona sorulmadan yapılan her şey ama bir başkalarına yağ çekme diye düşünürüm ve birilerini memnun etme diye. Yaşadın bunu. Bunu yaşadık. Hala da yaşıyoruz bizim dönem dönem. Hı. Geçen dönem yaşadım hükümette. Bu dönem yaşamadım. Yani sağ olsun Hüseyin Bey'de yaşamıyoruz. Hı hı. Hüseyin Bey sor, yani diyor ki başkan böyle böyle bir müracaat var. Sizin bilginiz var mı der. Ama biz de deriz ki evet var. Bizim bilgimiz. Biz yazıyı gönderiyoruz zaten. Ona göre gidiyor. Ama diğerleri bizden habersiz adamlara para çıkarıyordu. Hı. Bu da seni oldukça rahatsız ediyordu. Tabii ki rahatsız ediyor. Çünkü sadece benim bir çocuğum yoktur. Evet. Veya bir tane başarılı insan yoktur. 5-10 kişidir ve bunu bir sıraya koymak geldiğine inanıyorum. Hı. Yani bu sene, bu ayı siz aldıysanız gelecek öteki ayı. Benim bir kulübüm yoktur. Ben şuna inanmışımdır her zaman. Para dağılımı şöyle olmalıdır. Her zaman da söylerim. Şurada da söyledim. Şuranın biliyorsunuz da teşkilatlamanın yapılanmasında bendim başımda. Ve şuraya inanmışımdır. Altyapısı olmayan, genç yani, yapısı olmayana, sadece büyükleri olana, tesisi olmayana, sadece tabella kulübü olanlara para vermesin. Altyapısı olana da %5 örnek diyorum. O kriterlendirilir ve buna göre, sayıya göre. Sizin bir kulübünüz var, altyapıda yıldızlarınız var. %5 alın. %5 gençlerin varsa alsın, büyükleri varsa alsın, derece yaptıysa, bir şampiyonaya ve milli takıma adam çıkarttıysa, koyduysa artsın. Ters dikili tabelaya verilmesin o zaman. Tabii ya. Ki. Evet, son 8-9 dakika sona bıraktım. Çok merak ediyorum görüşünü koordinasyon ofisiyle ilgili. Şimdi, çok ses getirdi, biraz sakinledik. Ama belli ki birkaç gün sonra yine devam edecek. Bir tempo başlayacak bu dava ve çok ses getireceğini şimdi de düşünüyorum bu konuyla ilgili. Bu konuda insanları anlayamıyorum. Çoğu insan reddediyoruz. Neyi reddediyorsun? Neye göre reddediyorsun? Kime göre reddediyorsun? İlle redd için mi reddediyorsun? Ben okudum reddediyorum. O zaman tamam ya bunu iyileştirmenin yollarını bulalım. Reddetmek önemli değildir. Hı hı. Önemli olan bunu biz nasıl iyileştiririk? Nasıl ne şekilde yaparız?
düşüncesi olması lazım. Nasıl sizin bakış açınız bu konuya? Bu koordinasyon merkezi biliyorsunuz ne zaman taslak verdiğini 2013-14'ün sonlarına başladı. Ve hükümette olanlar vardı. Şimdi hükümetten gelince koordinasyon merkezine hayır. Hı. Yok ya olmaz mı? Sizin döneminizde zaten... Yani sizsiniz zaten bunu planlayan. Hı. Hı. Ha. Şimdi bununla ilgili yani ben şuna inanırım. Zaten bir bütçe vardı. Bu bütçe elçilik kanalıyla spor faaliyetlerine biliyorsunuz içindeydiniz. Daire yazıyorduk. Dairenin göndermesiyle çıkıyordu. Tamam. Ha burada ben şuna inandım ve ben Türkiye'ye herhalde son zamanlarda kimse gitmemişti. Bu reddedenler görmüyor. Türkiye'de özür dilerim. spor tesisleri had safhada Avrupa standartlarına yapılmaktadır. Ben buna birebir şahidim. Sadece futbol değil yani. Buna hayır sadece futbol değil. Futbol değil. Atıcılık, okçuluk, boks. Hepsi bütün branşlarla ilgili gerçekten çok iyi bir çalışmaları vardır. Hı. Bu çalışmaların neticesinde de ama almaya başladılar. Verimlerini. Tabii Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri kanalıyla. Tabii ki bizim bütçemiz belliyor. Biz şuna inanıyoruz. Bir de şunu aslında artık eşmenin bir zamanı gelmişti. Biz spora parayı nereden ayırıyoruz? Devlet olarak. Gelen kaynak belli. Kumarhaneler, betis istasyonları yani bir daha gece kulüpler. Biz kötü alışkanlıkları yapmasın diye çocuklarımız, biz kötü alışkanlıklardan parayı alıp dağıtıyoruz. Evet. Yani bakış açısı farklı. Ha, bununla ilgili de koordinasyon merkezine ben karşı değilim. Koordinasyon merkezi çünkü orada kurulacak, daha önce de orada zaten bir para vardı. Bu parayla ilgili de projeye göre verecek artık. Projesi olmayana para vermeyecek. Şöyle bakış açısı olan insan da var. İşte yani koordinasyon ofisi olursa o zaman spor dairesinin, gençlik dairesinin orada olması gereksiz diye de bakış açısı var. Hayır ondan gidecek yazı. Yazı onların kanalıyla gidiyor. Geçen öyleydi zaten. Biliyorsunuz elçiliğin yardım heyetinde bulunan o bütçe vardı. Yardım heyetine de gene spor dairesinden gidiyordu yazı. Hı. Ama burada şimdi artık bir proje olacak. Ha yani şudur ya yani ben şuna inanıyorum. Yoğurdu siz üretebiliyor musunuz? Üretemiyorsan o zaman da yoğurdu nasıl yerim düşüncesiyle hareket edeceksin. Aynen öyle. Bu olması gerekir yaklaşım. Tabii ki. Bununla ilgili eğer benim tesislerim tamam olacaksa, bana sağlayacaksa, ha başkanı oradan olacakmış, dokunulmazlığı olacakmış, isteği yok öyle bir şey. Başkanı doğrudur, kendine olacak. O zaman bunun oturulur, konuşulur. Ortak yolu bulunur, yalan ortak bulunmaya çalışılır. Ama hayır ben reddediyorum, hayır ben istemiyorum yok. E tamam ben de istemiyorum. Şimdi Rum'la bir arada yaşayayım hadi. Otti meydan. Olur mu böyle iş? Hı. Çünkü yaşanmışlar vardır. Bir Murat Ağa Atlılar sandallar vardır. Bir öteki taraf. Murat Ağa Atlılar sandalları yaşayan insanlar Rumlarla bir arada yaşar mı? Yaşayamaz. Olacağına inanır mı bu işin? Yani koordinasyon ofisinin kısa süre sonra yürürlüğe gireceğine ve ülkede olacağına Türkiye Rican olarak var mı inancın? Evet. Var. Çünkü olmak zorunda. Eğer biz, ya. Yani bu biz eğer açılım istiyorsak, biz tesislerimizin tam olmasını istiyorsak, bu şeye benziyor aynı. Ben paranı istemiyorum ama bana parayı vereyim. Rum tarafı 3 yıldır kemer sıkma politikası uyguluyor. %20 bütün maaşlardan kesiyor. Özelde çalışanlardan bile kesiyor. Bak. Biz bir kuruş kimse vermiyor. Şimdi eğer bir şeyleri yapmak isterseniz bir şeyleri taşın altına elini koymak zorundasınız. Ve öne çıkmak zorundasınız. Eğer kendi kendinize yetemiyorsanız ve kendi kendinize yetmenin çarelerini de bulamıyorsanız ama bir takım şartlarda size getirdikleri zaman onu en iyi şekilde nasıl başaracağım, nasıl iyileştireceğim konusunda devam etmek zorundasınız. Ben inanıyorum bu koordinasyon merkezinin kurulmasında bence hiçbir sakınca yoktur. Sadece iç yapısında eğer aksilikler varsa bunların karşılıklı iki tarafın oturup görüşerek, hükümette olan kişilerin bunu görüşerek iyileştirebileceğine inanıyorum. Önemli olan tesislerin olmasıdır, tesislerin kazandırılmasıdır. Bunun nasıl olacağı benim umurumda değil. Hı. Bak açık söyleyeyim. Ama tesis anlamında ciddi mesafe kat edeceğimizi düşünüyorsunuz o zaman bu durumda. Nasıl? Ya tesis anlamında zenginleşeceğimiz ülke olarak. Tabii ki. Şimdi düşünün ki Atıcılık Federasyonu Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri kapsamında 15 şehirde daha yeni poligon kuracak. Olimpik uluslararası bakın. Trap, İskit, Havalı, 25 metre tabanca, 50 metre tüfek.
İnanamazsınız. 15'inde daha kuracak. Bak Mersin'de var. Konya'da kurdu. Her yerde kuruyor yavaş yavaş bak. Bunların bir tanesinin bizim ülkede pilot seçildiğini ve burada kurulduğunu düşün. Bizim sporcularımızın ivmesi nereye çıkacak? Evet. Hedeflediğin yer herhalde. Başkan, hep söyledim zaten yayının başında. Hep keyif alırım sohbetlerinle. Daha uzun bir platformda buluşalım. Da sana sözünü vereyim. Çok kısa olarak eklemek istediğin özel ya da genel bir şey varsa son olarak söz verebilirim. Ben şuna inanıyorum. Atıcılık Federasyonumuz günden güne ileriye gitmektedir. Her ne kadar da maddi sıkıntılar çekse de geçmiş hükümetten kaynaklanan bazı durumlardan dolayı buna ister görüş deyin, ister şey deyin. Çünkü siyaset de yapmak istemiyorum. Ben sporumuzun ilerleyeceğine inanıyorum. Aileler katkılarını sürdürmeye devam etsin. Biz aldığımız sözleri birbirlerine getirmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz sözlerini birbirlerine getiriyoruz. Gecikmeli de olsa. Bu bir azim işidir, bir hırs işidir. Ben buradan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan büyüklerde Salah İzaimoğlu'nu ve ailesini ona destek olduğu için bugüne kadar Derken Örü'ye, Numan Bey'e, ailesine, çocuklarımıza destek olduğu için Salih Hafız'ın babası Bülent Hafız ve annesine ve ailesine bugüne kadar çocuklarına destek olduklarından dolayı ve başarılı bütün açılarımıza, başarısız olmayanlara da gelecek vaat eden tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim gösterdikleri gayretten ve koydukları katkıdan dolayı. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yapacağımıza da inancımız tamdır. Bir adım da geri atmayacağız. Bu atış sporunun ilerleyebilmesi için ne gerekirse de yapılacaktır. Bekleyelim, görelim. Kolay gelsin diyorum çalışmalarınıza. Bir kez daha birlikte olmak dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Evet, ilk bölüm Boks Federasyonu. Sonrasında ise Atıcılık Federasyonu Türkiye Yiğitcan'la keyifli bir sohbet. Hem fikrim dedi, koordinasyon ofisinin olmasını istiyorum dedi. Bakış açısı farklı tabii ki. Türkiye Yiğitcan bunu belirtti. Ama Türkiye'de olanakları, imkanları da örnek gösterdi. Bakalım ilerleyen süreçte neler yaşanacak hem koordinasyon ofisiyle ilgili hem de genel ülkenin bakış açısı ne olacak? Çok ciddi anlamda bir potansiyeli var sporcu sayısında Atıcılık Federasyonu'nun. Yetersiz, tesis yetersiz, yetmiyor diyor Türker Yiğitcan. Bakalım ilerleyen süreçte hedeflediği tesise ulaşabilir mi? Hep birlikte göreceğiz. Haftaya pazartesi buluşmak dileğiyle iyi bir hafta, iyi de bir gecenin sizlerle olmasını diliyorum. Şen ve sen kalın.